Merhaba, hoş geldiniz. 2000'ler şiiri konuşmalarında serimiz ve aynı zamanda sezonun son konuşmasını Mehmet Sait Aydın'la birlikte yapacağız. Aslı aramızda olamayacak maalesef. Şöyle hem yeni gelenler için küçük bir girizgah yapıp biraz Mehmet'le sohbet ederek hem 2000'ler şiiri hem kendi hikayesi üzerinden ilerlemiş olacağız. Önceki konuşmalarımızda zaman zaman şair 2000'ler şiiri dediğimiz o aralığın içerisinde olduğunu düşündüğümüz şairlerle kendi serüvenleri üzerinden söyleşiler yaptık. Aynı zamanda da eleştirmen arkadaşlarımızla dönem üzerine, dönemin dergileri, atmosferi, bu dönemin şiiri üzerine tartışmalarda bulunduk. Fikirlerimizi paylaştık. Küçük bir girizgah yapmak isterim şimdi 2000'lerle ilgili. Bu söyleşilerin tamamı bir nevi bizim için bir hafıza oluşturmuş oluyor. Aynı zamanda da bu hafıza ile hem önceki söyleşilerle konuşuyoruz, tartışıyoruz, zaman zaman karşı çıkıyoruz, zaman zaman onlara cevap veriyoruz. Bu söyleşme hali ilerledikçe aslında her yapılan söyleşi canlı bir varlık olarak orada yerini alıyor ve bu konuşma halinin, diyalog halinin sürdüğünü söyleyebilirim. 2000'lerde ne oluyor? 2000'ler şiiri, 2000'ler bir dönemi değerlendirirken o dönem içerisinde olan çeşitli sosyolojik olaylar bir nevi işaret noktası olabiliyor. Oluyor. Çünkü o yazılan şiirin duygu durumunu da, şiirin kendisini de aslında hayattan kopararak okuyamıyoruz. Her ne kadar tarihsel kodlarla bir şiiri değerlendirmek ya da bir dönemi değerlendirmek tırnak içinde biraz takıntılı ya da zorunlu gibi dursa da bundan da sanki kaçış yok gibi de bir diğer taraftan geliyor. Şöyle küçük bir açma yapmak isterim. Özellikle modern şiirin Orhan Veli ile başladığını, yani öncesinde Nazım, Yahya Kemal, Haşim, Tevfik Fikret'i şu bağlamda bir kenara koyarsak, şiirin yatağını değiştirmesi, var olan geleneği bir kenara bırakıp yepyeni bir şey söylemesi itibariyle Orhan Veli'den başlatırsak, bu hayatla ilişkilendirme ve 2000'leri okumanın şöyle bir anlamlı olacağını düşünüyorum. Orhan Veli'nin Kitab-ı Seng-i Mezar şiiri de o bizim hep bahsettiğimiz, yani şiiri sokağa yaklaştırdı. İşte Nasır'dan bahsederek. Orada çok önemli bir dizesi vardır o Kitab-ı Seng-i Mezar şiirinde. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. İşte şiiri sokağa yaklaştıran, o güne kadar bahsedilmemiş bir şeyden bahsediyor olmak. Aynı şekilde 1950'lere geldiğimizde, 40'lardan 50'lere geldiğimizde ikinci yeni için belki Cemal Süreyya'nın Üvercin Kaşiğri'nden de bu bağlamda bahsedebiliriz. Orada da o ikinci yeni ifade edecek dize Lalir'den dünyaya doğru giden tramvaydayız. Yine 1960'lara ve geldiğimizde belki iki önemli aktörden bahsetmek gerekir. Biri İsmet Özel, diğeri Atıl Behramoğlu. O dönemin sosyolojisi, hareketlilik ve o gerçekçi olan şeyin şiirdeki karşılığı, biri Bir Gün Mutlaka şiiri ve Atıl Behramoğlu'nun hem kitabı hem şiiri olan Bir Gün Mutlaka, diğeri İsmet Özel'in kitabının da adı olan Evet İsyan. Yani 60, hatta belki de 70'lerin ruhunu ifade ettiğini söyleyebilirim. 80'ler için iki önemli, yine bence şairden bahsetmek gerekir. Biri Haydar Ergüle'nin Karşılığını Bulamamış Sorular. İlk kitabının ilk şiiri, anne şiiri. Yani o dönemin ruhu, anneye seslenme, sahi ben senden mi doğdum anne dizesinin bu dönemin ruhunun karşılığı olduğunu söyleyebileceğim bir dize. Yine aynı şekilde Ahmet Erhan'ın ilk kitabı, 19 yaşında yazdığı, Necati Gül ödülü aldığı kitabını Alacakaranlık'ta Bir Ülke ve o dönemi işaret etmesi ve o dönemin ruhunu ifade etmesi bakımından önemli olduğunu ve bu iki kitabın bunları karşıladığını düşünüyorum. 2000'lere geldiğimizde de biraz buraya getirmek için, bu modern şiirin hayatla ilişkisinden bahsetmek için bunları sıralamak istedim biraz da.
Birazdan bahsedeceğiz. 2000'lerde tabii Aslı olsaydı daha fazla deşeceğimiz meseleler vardı. Kadın meselesi çok konuşuluyor ve nitel ve nicel olarak kadın şairlerin hem daha nitelikli şiirlerle yer alması hem de sayı olarak çok daha fazla şiirin içerisinde dolaşımda oluyor olmaları. Burada ilk defa belki de diğerlerinden farklı bir şekilde seslenen, kendi kimliğini, halini, ev halini, gündelik halini, ruhsal ve cinsel halini, seçimini ifade etmesi bakımından Aslı'nın ilk kitabında yer alan ve benim de antolojiye aldığım Bakire Kızlar Manifestosu'ndaki "Işığı kapatman yeter, bozulmam, kodla sevişebilirim. Ben senin bildiğin kızlardanım Kerem." dizelerinin ifade ettiğini söyleyebilirim. Yani bu kadın olma halinin ilk defa farklı bir şekilde ve cesurca ifade edilmesinin karşılığının Aslı ile başladığını, Aslı Selim ile başladığını söyleyebilirim. Diğer yandan Hata Devam Ediyor ile Ömer Şişman ve dönemin ruhunu ifade etmesi bakımından bazen her zaman çok güçlü şiirlerin olması gerekmez. Bir tavır koymak da önemlidir. Yetmez ama hayırlı Ali Özgür Özkarcı'yı anmam gerekir. 80'lerden bir anda 2000'lere atladım. 90'lar içinde 3 isimden bahsetmek gerekir. Biri Osman Çakmakçı, diğeri Enis Akın, bir diğeri de Metin Kaygalak. Bunlar o dönemin ruhsal durumunu ifade eden şiirleriyle bence sembol isimlerdir ve sembol kitapları bulunmaktadır diye düşünüyorum. Şimdi bunları neden söyledim? 2000'lerin hayatta ilişkilendirilmesi, internetin ortaya çıkması, şiirin değişmesi, haritaların ortadan kalkıyor olması, daha gündelik dile yaslanılan bir şiirin ortaya çıkması ve 2000'ler şiiri diyebileceğimiz şiirin içerisinde yer alan şairlerin hemen hepsinde şöyle bir şey var. Birazdan Mehmet'le de konuşacağız. Mehmet'in şiirine geldiğimizde onda farklı bir bağlamda yer alıyor ama Brecht'in o dördüncü duvarı yıkması, yani karşıda izleyici vardır, onun karşısında oyuncular vardır ve dört duvarlı bir oyun vardır. Türk şiirinin aslında akışı böyleyken 2000'lere geldiğinde bunu tabii uçları ikinci yeni de ve farklı farklı şairlerde olsa da çok hücum şeklinde 2000'lerde olduğunu düşünüyorum ben. Sürekli o dördüncü duvarın yıkıldığı durum söz konusu. Nedir o dördüncü duvarın yıkılması? İşte Brecht'in de yaptığı. Yani izleyicilere sürekli burada bir oyun var diyor Brecht. Bu izlemiş olduğunuz bir oyun diyor. Neyle diyor? Bunu bir tabloyla, bunu bir metinle, bir anlatıcıyla sürekli birisi araya giriyor ve bu izlediğiniz tiyatro. Yani sürekli izleyiciyi akla davet ediyor. Ondan önce akla davet etmekten ziyade tırnak içinde söyleyeyim bir uyuşma hali. Yani izleyici tiyatroda olduğunu düşünerek, düşünmeyerek tiyatroyla bir bütün oluyor. O dört duvarın içerisinde karşılıklı bir etkileşim içerisinde. Roller belirlenmiş. Roller Brecht'le birlikte yıkılıyor. 2000'lerde de bu hücum pozisyonunun geliştiğini düşünüyorum. Nasıl bir hücum pozisyonu? Sürekli şiirin içerisine, gündelik hayatın içerisindeki dökümanlar, metinler, ifadeler, klişeler, söylemler, matbu evraklar, bir filmden ifade, bir müzikten, bir türküden, işte bunlar daha çok Mehmet'te. Bunlar girerek, evet dikkat burada şiir var, bu bir şiirdir diyor ve o şiirle bizim kurmuş olduğumuz ya da bugüne kadar bizim alışa geldiğimiz o şiirin bütünlüğü dediğimiz şeyden bizi koparıyor ve sürekli aslında bizi akla davet eden bir şey var. Diğer yandan küçük küçük bahsedip çok uzatmadan işte, sana girmek çok istiyorum Mehmet. 2000'lerde daha çok gündelik hayatla şiirin ilişki içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Gündelik hayatın içerisinde olan kelimeler, ifadeler, hayatın değişmesi nedir? Bu internetin hayatımızın içerisine girmesi. İnternetle birlikte teknolojik imkanların, özellikle 2000'lerin başında görsel şiir, bunda Poetic Arts, Serkan Işın'ı özellikle anmamız gerekir. Yani sözün ifadesinin bittiğini, sözle, imgeyle anlatılmayacak, görsellikle anlatılacak bir çağın başladığını, her ne kadar 2010'lu yıllarda onlar etkisini
o biraz ortadan kaybetse de ya da etkisini azaltsa da bir görsellikle bu şiirin ilişki kurduğunu, ilişkinin böyle başladığını söylemek mümkün. Burada da internetin önemli bir faktör olduğunu ifade etmek gerekir. Kadınlardan nitel ve nicel olarak bahsettikten sonra cesur söylemi için yine Aslı'nın burada olsa deşerek bahsedeceğimiz şiirleri söz konusu. Yanı sıra 2000'lerde merkez, yani geçmişte onaylanan bir şiir varken birisi tarafından, bir eleştirmen tarafından, bir dergi tarafından, bir yapı tarafından orada yayınlanarak onaylanan bir durum varken 2000'lerle birlikte artık hem internetin imkanıyla hem de artık bu merkezi ortadan kaldıracak tavırla, yani parçalanan bir merkezin olduğunu söylemek mümkün. Artık herkes kendi dergisini çıkarıyor, internette kendi yayınlarını yapıyor ve merkeze bağlı bir şeyin ortada olmadığını söylemek yine 2000'lerde mümkün. ...2000'ler başladığından itibaren daha çok bu Mehmet'te de var, ben üzerinden ifade eden, ondan önce belki toplumsal koşullarla, sosyolojiyle daha çok daha ütopik şeyler ya da daha kucaklayıcı ya da bizle ifade edilen bir şiir varken bunun başlangıç noktaları belki tuhaf şekilde 1960'larda aslında İsmet Özel ve Atanoğlu ve Eramoğlu da çok çok fazla var. Yani her ne kadar böyle çok toplumsal dünyanın değişebileceğine olan inancın çok yüksek olduğu bir dönem olsa da 1960'lar, o toplumsal hareketlenmelerin olduğu yerde bile ben ifadesinin çok yaygın olduğunu görüyoruz İsmet Özel ve Atanoğlu Behramoğlu'nda. İşte buraya çıktım, bugün sevgilimle seviştim, yürüyüşe çıktım, şuraya katıldım. Yani sürekli bir ben vurgusu var. Ama 2000'lerde topyekun, işte o hücum boyutunda bir şeyden bahsetmek mümkün. Sadece bu şiirde de değil, tiyatroda, müzikte, sinemada da böyle. Yani benim, herkes kendi hikayesini ve kendisinden bahsederek, özne, aktör, herkes kendisi üzerinden ilerleyen bir şiir var. Hikayenin kahramanının kendisi olduğu bir şiirden söz etmek mümkün. Şimdi bir çıkmadan daha bahsederek Mehmet'le başlamak istiyorum. Çok uzatmadan. Kürt coğrafyasında ya da işte Sezai Sarıoğlu'nun ifadesiyle doğudan zuhur eden şairler ya da Türkçe yazan Kürt şairler. Burada gördüğüm bazı Metin Kaygalı'a kadar, yani Ahmet Arif'ten gelen bir güçlü ses, yine Hilmi Yavuz'la etkileşim içinde olan genç şairler, Metin Kaygalı'la birlikte bu şiirin biraz kente yaklaştığını, biraz değiştiğini, dönüştüğünü söylemek mümkün. Bir yandan Metin Kaygalı'nın ardından gelen Kemal Varol'da, Seyitan Kömürcü'de daha çok Metin Kaygalı'nın sesini, sözünü, söylemini, ifadesini arkasına alan, onu geliştiren, dönüştüren bir şiir varken Mehmet Sait'te aslında bu şiirin, yani o kodlar, folklorik ifadelerin ortadan kalkarak daha kentli, daha birey ve daha benden bahseden bir şiir yazdığını düşünüyorum. Buradan Mehmet, ilk önce sen içine doğduğun şiir ortamından, ilk şiirini nerede, niye yayınladın, ne vardı, ne yoktu, oradan yavaş yavaş gelerek kitaplara ilerleyelim, hoş geldin diyerek başlayalım. Teşekkür ederim, hoş geldiniz siz de. Bu güzel havada halen insanların bir odaya girip şiir üzerine konuşmayı dinlemesi heyecan veriyor insana bir biçimde. Teşekkür ederim. Cenk beni davet ettiği için buradaki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ben 83 Diyarbakır doğumluyum ama Kızıltepe'liyim. Kızıltepe'nin biraz kendine ait garip bir okur yazar kalabalığı vardır. Ben okuyan yazan bir dünyanın içinde
evinde küçük de olsa kitaplığı olan bir evde büyüdüm. Annemin babamın öğretmen olmalarının da etkisiyle sanıyorum. Yani çok hızlı, çok kısa sürede şiir yazan biri olarak hatırlıyorum kendimi. Yani geriye dönüp baktığımda burada aslında kendi de şair ve liseden benim bir alt sınıfım İbrahim Ali de burada. O da mesela yani bunu doğrulayacaktır. O da bizim alt sınıfımızda ve bizim dönemde de o dönemde de onların da alt döneminde de siyaset kadar, çünkü biz 93'te 10 yaşındaydım ben ve hani işte malum 91-2001 arasını ya da 89-99 arasını Kızıltepe'yi bilhassa politik üstlerden biri olarak çok kolay tarif edebiliriz. Ama siyaset kadar edebiyatın da konuşulduğu bir ortam vardı. En az siyaset kadar edebiyatın konuşulduğu ve dergiler geliyordu. Ben lisedeyken, ortaokuldayken Leman almaya başlamıştım. Karikatür dergisiyle başladı aslında temelde hikayem. Bence kimi kötülükler yapmış olmakla beraber Öküz Dergisi'nin ve Rol Dergisi'nin önerdiği o ara ses aslında bizim kuşağı bence belirleyen seslerden biri oldu. Tarif ettiğin şeylerin yanı sıra yani televizyon yaygınlaşması, cep telefonu, teknolojik devrim, hepsi bunlar gözümüzün önünde oldu ve aslında bence bu dili Öküz, Radikal 2 ve Rol Dergisi üçlüsü bir biçimde önermiş olabilir. Öyle geliyor bana. Bunun kimi kusurları var. Yani ek sözlüğün oluşması, ek sözlüğün kodlarının gene oralardan beslendiğini tespit etmek de güç değil. Çok da güzel bir doktora tezi hatırlıyorum Hacettepe'de. Bu yeni dilin oluşması bağlamından, yani gündelik dilin değişmesinden tam bahsetmek değil de hani metne yaklaşma, sinemaya yaklaşma, ne bileyim bir şey tarif ederken neyi kullanma, yayın evlerinin politikalarının değişmesi vesaire, bunların hepsi zaten gözümüzün önünde oldu malum. Ben ilk şiirimi E dergisine Orhan Alkaya'nın Şiir Noktası'na yollamıştım. Benden bir sayı önce Beşir Sevim, ondan bir sayı önce Seyitan Kömürcü, bir sayı sonra Mehmet Erten'in şiiri yayınlanmıştı. Çok tuhaf bir şekilde altını çizeyim hem de kayda geçmesi açısından. Şimdi buradaki konuşmalardan şunu anlıyoruz ki biraz 2000'lerde işte E dergisi aslında klasik bir yapının, bir kurumun içerisinde bir dergiyken, diğer taraftan 2000'lerdeki pek çok şairin, Burak'la da burada söyleşide, Burak da bahsetti. Doğru, onun da herhalde. Orhan Alkaya seçti ve orada Şiir Noktası'ydı galiba. Evet, Şiir Noktası. De. Orada benim şiirimi seçti. Demek ki yani E dergisinin böyle bir fonksiyonel tarafı da olmuş. Tabii yani mesela E dergisi de Öküz'ün önerdiği, o hatırlarsan Pikus falan da vardı, evet. O zaman. Yani mesela ön sayfaya close-up fotoğraf basan ilk dergi, edebiyat dergisi muhtemelen Pikus'tur. Yani bayağı böyle buradan kesilmiş. Şeyi çok iyi hatırlıyorum mesela, Ümit Karan, Mungan söyleşisi gibi. Yani böyle tuhaf ikilileri yan yana getirip bir şeyler Küçük İskender, Emre Belezoğlu falan, öyle şeyler hatırlıyorum yani. Bunlar aslında biraz Öküz'ün önerdiği şeylerdi. Öküz'de hatırlarsan Ece Ayhan burada yazıyor, burada Cüneyt Özdemir yazıyor gibi bir tuhaf ikili var. Yani ya Ece Ayhan burada olmamalı ya Cüneyt Özdemir burada olmamalı yani diyorsun. Ama diğer taraftan da ben de eleştirel bir şey koymak isterim. Bence bugün bu edebiyatın, literatür dışındaki dergilerin çoğalmaya başladığında bir taraftan kirlenme de geliyor. Ve edebiyatın magazinleşmesi diyebileceğimiz o K dergileri vesaire, fonksiyonel tarafları olmasının, dil önermesi nin yanı sıra böyle de büyük bir kirliliğe sebep, edebiyatın yanlış anlaşılmasına sebep olabilecek bir yerine götürüyor. Ben önerdiğini övmüyorum. Tabii ki. Yani rolünde önerdiğini övmüyorum bu arada. Yani roldeki mesela bazı kapakları çok kışkırtıcı olduğunu hatırlıyorum ama mesela Güllü kapağı hatırlıyorum bir tane. Güllü'nün ilk çıktığı zamanlar, yanında Jim Morrison var foto kapakta. Yani şimdi bu şok edici reklamcılık numarası demeyeyim de, dil önerme gayretleri şüphesiz şok edici olunca ilginçtir. Yani Nokta'nın meşhur şey kapağını hatırlayalım. İstanbul Üniversitesi'nin üzerine pisleyen Alemdaroğlu kapağını, evet, hatırlayalım. Yani bunlar tabii ki şok edici olunca biraz da ilginç oluyor. Fakat ben de bu önerinin kendisini, bahsettiğim Radikal 2, Rol ve Öküz'ün toplamda önerdiği dili de övüyor değilim.
Ama bu bir dil önerisiydi ve sanki o cari olan o şu anda. Ama ben mesela E'de ilk Orhan Alkaya'ya, mesela E'nin de şöyle şeyini hatırlıyorum. Orada da böyle küçük küçük 80 sonrası Müslümanlarla solcuların hafif ikimiz de mağduruz yakınlaşmalarının uzantıları da vardı. Mesela tabii, Üç Çiçek dergi Adnan Özer çıkarıyor. Evet. Zaten Üç Çiçek'in aslında devamı yani. E-Dergisi bilmeyenler için söyleyelim. Gendaş Yayınları tarafından çıkarılan Adnan Özer'in yayın yönetmeni olduğu, Metin Celal'in olduğu, Tuğrul Tanyıl'ın olduğu. Tamam. Yani aslına baktığınızda 80 kuşağının çıkardığı daha kurumsallaşmış bir yapıda çıkan bir dergiydi. Yani bir nevi Üç Çiçek'in daha bir büyük bir kadroyla ve imkanla çıktığı bir dergiydi. Ve hiçbir şiir, yani Üç Çiçek sadece şiir üzerineydi. Sadece şiir üzerine değildi. Temelde edebiyat üzerineydi. Evet. Mesela İskender Pala'nın bir gazel şerh ettiği sayfası ilk sayıdan son sayıya kadar vardır mesela. İlmi Yavuz yazıyordu. İlmi Yavuz Osman Çakmak yazıyordu. Yani epey bir, o da mesela bir şey öneren aslında. Evet. Bir şey vaat eden bir dergiydi. O da ne kadar cari oldu olmadı bilmiyorum ama bizim hikayemizde var. Mesela Beşir'in, Seyit Han'ın, benim işte Burak'ın evet. da meğer öyleymiş. Hatta bir ara Alkaya'yla konuşmuştuk. Biz el yazısı mektup yolluyorduk çünkü. E-mail henüz yoktu. O mektuplar duruyormuş onda. Aslında evet. bizim kuşağın şeyi ne diyelim tomografisi çekilecekse evet. o mektuplardan aslında bir tomografi çekilebilir yani. Ben kurşun kalemle yazdığımı ve sonra pişman olduğumu hatırlıyorum. Ya acaba yolda belde başına bir şey gelir mi kurşun kalemin? Hiç aklıma gelmemişti kurşun kalemsiz yazmak. Niyeyse. Yani öyle ben taşra merkez ikiliğini ciddiye aldığım bir o zaman İstanbul'dan hikaye. Miydi bu arada? Kızıltepe'den. Kızıltepe'den gönderdim. Ben üniversite evet. okumaya geldim buraya. 2002 yılında. O zamana kadar Kızıltepe'deydim ve oradan yollamıştım. Sonra hangi dergilerde yer aldı şiirler? Sonra ben uzunca bir süre aslında şiir yayınlamadım. Yani biraz siyaset yaptım öğrenci hareketiyle. Biraz şiirle de temasımın kendiliğinden sadece okurluğa evrildiği bir 4-5 yılım var. Ondan sonra Esmer Dergisi çıkıyordu. O zaman o da gene öküzün ve hayvanın önerdiği bir dilin devamıdır. Onun da sloganı Popüler Kültür evet. dergisiydi. Hatta ilk sayısının kapağında İbrahim Tatlıses vardır ve anonsta geri dön İbo'dur. Yani Kürtlüğe çağıran bir yerdendi. Ve devamında işte muhtelif dergide ama temelde ama Heves dergisini tabii ki kenara koyacağım birazdan. Yani Heves'le yani Heves dergisi çevresiyle Ali Özgür Özkarcı, Mehmet Öztek, Ömer Şişman üçlüsünün önerdiği orayla buluşman nasıl oldu Heves? Orayla buluşmam evet. şöyle ben bir süre sonra şiirle olan ilişkim yani şimdi sen de az önce isimleri isabetle saydın. Aslında benim de içine katılabileceğim, çok rahatlıkla içine katılabileceğim ve mahcup olmayacağım hattın başını Ahmet Arif'e kadar çekebiliriz elbette. Evet. Yani ne diyelim, lirik gerçekçi bir şiir ama daha Kürdi duygulanımları olan. Ahmet Arif tabii ki savaştan önce yazanlardan biri olarak bir tür bu meselenin muştucusu sayılabilir. Hani çok önden şeye nedir adı? Sansaryan Hanı'na çekilmiş. Daha ortada Kürtlüğün çok adı sanı yokken Kürtlerin de kendine Kürt demekten tam olarak gönül rahatlığıyla bahsedemediği günlerde bir tür muştucu şiir yazdığı için o. Ama tam da senin söylediğin üzere bu İsmet Özel ve Hilmi Yavuz arasındaki iki hattı taşıyan bir ne diyelim taze geleneğin devamıyım ben de. Bunun başına ben de Kaygala koyuyorum. Ama beni etkileyen dil Selim Temo'nun dili oldu. Bilhassa Selim Temo'nun Uğultular kitabının son bölümü, Süleyman Şakirli bölümü. O çok ironik, çok şehirli, hatta böyle parodiye yakın, böyle biraz türler arası geçişlerin de olduğu, çok beni çok çarpmış bir evet, şey. Kitabın galiba şeydeydi, Kusurlu Bahçe'de isimler sıraladığım bir yerde doğru. de Uğultuk, evet. Selim Temo'nun kitabı da geçiyor. Ben isim saymayı severim de imtina da etmem. Bizim kuşak pek isim saymaz biliyorsun. Bizden önceki kuşak da pek isim saymazdı. Ben o konuda biraz gözünü budaktan sakınmayan biriyim hep. Yani o anlamda hep bu isimleri saydım. Hatta o iki kitabın da 8. bölümüdür. İkinci bölümün, ikinci kısmın 8. bölümüdür.
Orada hep böyle bir döküm yapmayı tercih ettim ve sadece şiir kitapları yok onun içinde. Şarkılar var, filmler var, tiyatro oyunları var vesaire. Velhasıl bence senin de söylediğin üzere Hilmi Yavuz'un bilhassa Doğu Şiirleri kitabıyla ve Metin Kaygala'da giden o ne diyelim uhrevi biraz kutsal kitap dilini çağıran biraz menkıbeye biraz masalsı biraz masala giden o dil aslında çok konforlu ve güzel bir dil. Kolay da değil bu arada, kolay olduğunu söylemiyorum. Konforlu her şey kolay değil. Kaygalak onu gerçekten çok iyi yaptı ama Kaygalak da bence kendi şairlik yolculuğunda öteki sese yani Özel, İsmet Özel ve bence Selim Temo sesine yaklaştı. Ben bu sesin içinde yani Seyitan Kömürcü, Kemal Varol, Mehmet Butak'ın, Veysi Erdoğan, daha Hasip Bingöl, İbrahim Halil Akdağ gibi birçok isim sayabiliriz burada de, halen de el anda yazan, yazmaya da devam eden. Bence gayet de üretken de bir kalabalık oldu oradaki. Evet. Sadece şiirde değil. Öyküde ve romanda da. Hatta öyküde romanda daha fazla. Peki evet. Yani atlayarak ilerlemiş olalım hani konu geldiği için. Sence niye yani o sözlü kültürden gelmek mi şiirden bir süre sonra romana ya da öyküye geçiriyor? Mesela senin de yatkın gibi geliyor bana. Biraz geveze bir dilin olması, biraz düz yazı, şiir arası olması, biraz hikaye anlatır gibi bir işte katili anlattığın sokağın zorunda. Yani var mı sende öyle, şu anda da senaryo yazıyorsun. Evet ama yani hevesle şöyle bir ilişkim oldu benim. Ben şehirli olanın mahcup olmaması gerektiğine inandım bir süre sonra. Çünkü bizimkiler, yani bu bahsettiğimiz isimlerin anlatıcıları hiç şehir görmemiş gibiydiler. Hiç metrobüse binmemiş gibiydiler. Hiç kontörü bitmemiş gibiydi. Yani Kaygalak şiirinin anlatıcısının kontörü yoktur yani. Telefon icat edilmemiştir henüz. Bravo. Evet. Yani ama mesela Temo şiirinin o Süleyman Şakirli bölümünde artık kontörlü telefonu olan birinin şiiridir o. Ben kontörü biten wireless kelimesini anmayı ama şok edici biçimde yani bir önceki dizede bir Kazancı Bedih türküsünden alıntı yapıp bir dize sonra wireless bahseden ama bunu bile isteye de yapmayan yani somuta bakmayı tercih eden biri olduğunu farz ettim ve heves bunu öneriyordu o sıra. Yani, o yüzden mi sana ilgi çekici geldi? Evet, yani çünkü evet. Şöyle bir sözlü kültürün içinden geldiğin için ve senden önce de çok iyi şairler ve güçlü bir ses var. İşte Ahmet Arif, Hilmi Yavuz, o hattın arasından Metin Kaygalak, Selim Temo, o Kemaller vardı hemen senden yani birkaç yıl içerisinde hatta tabii, aynı dönem tabii, yani. Tabii. Ama onlar tırnak içerisinde alışılmış, bilinen, yine tırnak içinde ezberlenmiş, konforlu ve yani içine girdiğin zaman seni alabilecek bir ses varken oradan kaçınmana sebep olan şey neydi? Hevese ya, seni yaklaştırdı. Belki o kadar kuvvetlisini yazamamışımdır. Bunu da hakkını vereyim. Yani ben Kemal'in Temmuz'un 18'inin müthiş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani Türkçenin gerçekten parıldayan metinlerinden biridir. Keza Metin Kaygalak'ın, keza Seyitan'ın ilk kitabı Cebrail yazdırmış gibidir yani. Nerede onu yazdın arkadaş? Yani kulağına müflediler. Ama o çok güçlü ve dediğim gibi senin tırnak içine bir tırnak içi daha koyayım. Evet, konforlu bir yerdi ve orayı belki beceremedim. Belki o kadar kuvvetlisini yazamadım. Yani ama sezgisel olarak gördün mü de ya da tamamen sezgisel bir şeyle pardon. Yani aklınla gördün mü yoksa sezgisel olarak ben bilmiyorum. Yani ben biraz daha düşün ne diyeyim. Anlatıcısının düşünmeyi tercih ettiği, politik olarak da düşünmeyi tercih ettiği birini, bir anlatıcı yapmaya çalıştım. O yüzden somutla ilişki kuran, geveze, uzun dizeli, içine böyle hani her şeyi atan, şehir gibi yani. Ben İstanbul, 2002'den beri İstanbul'da yaşıyorum ve şu anda hayatımın bu tarafı Kızıltepe'den çok daha fazla. Yani aslında ben 19-20 yaşında İstanbul'a gelmiş ve 41 yaşında artık İstanbul üzerine kitaplar yayınlamış, yazılar yazmış, İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturmuş falan biriyim. Yani her ne kadar gurbet duygusunu sevsem de, yani kendimi gurbetteymişim gibi yapsam da şu anda aslında benim gurbetim değil, burası bir tür sılam oldu. Ama iki sıla arasında bir tercih yaparsam evet eve dönmek isterim. Bir gün eve dönmek. Bu Kürtçe de öyle. Kürtçe yazmakla da ilgili böyle bir hissim var ki Selim abi mesela, Selim Temo
Jübile şiirini yazarak artık Kürtçe, Kürtçe yazmaya başladı. Ve mesela sadece bu saydığımız isimler değil, mesela çok görülmemiş ama bence çok ilginç bir şey önermiş, bir de Şener Özmen şiiri vardır. Evet. Çok bilinmeyen. Yani Şener sonra güncel sanatın lehine başka bir hamle yaptı ama Kürtçe yazmaya devam etti romanlarını. Ama mesela Şener'in Türkçe şiirleri de çok enteresandır. Çok şeydir, kıvılcımlıdır, çok öne vaatlidir. Çünkü bizim hepimizin dille olan ilişkisi biraz kitabi olduğu için biz hepimiz aslında okulda öğrendik Türkçeyi. Yani biz Türkçeyi okulda bize öğretti. Şimdiki kuşak öyle değil bu arada. Yani bizim kardeşlerimiz, yeğenlerimiz artık Kürtçeyi, Kürtçeyle bizim kadar temaslı bir kuşak değil. Ama biz okulda gene tırnak içinde, ne sıkıcı bir şey, sen bana bulaştırdın. Evet. Tırnak içinde demiyorum. Okulda kitaptan öğrendiğimiz bir, yani Cemal Süreyya'nın en sevdiğim şeylerinden biridir. Türkçe için söylediği, öz anne belli değil, üvey anne. Yani üvey anne aslında bu dil bir tür hepimiz için, hatta bazen üvey anne değil, eli sopalı çirkin baba, daha da kötüsü hani kemerini çıkaran dede falan. Ama evet, yani dille, ben Türkçe'yi çok seviyorum bu arada gerçekten. Keşke başka bir coğrafyanın dili olsaydı. Neyse, Türkçe müthiş bir dil yani gerçekten ve gerçekten gözüm yaşarıyor bazen. Yani Türkçenin ne kadar güzel olduğunu düşünürken. Yani işte Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin. Abi bu nasıl bir dizedir ve sen de Kürtsün. Bu arada bunu yazan, yani Cemal Süreya da tabii, bir kovgun, bir Kürt ailesinin çocuğu. Onun da dille ilişkisi keza bizimkini bir biçimde tarif eden bir ilişki aslında. O yüzden uzatmayayım. Bizim kitaptan öğrendiğimiz Türkçenin mecburi sonucu olan steril ama, yani daha da steril demeyeyim de, kurallara uygun ama haylaz, ama bir şey öneren, ama kıran, ama bozan, yani ortodoks oğlanlar için fücur. Nasıl? Zaten yani oradan sonra dönüştü. Evet. Metin kaygılanan şeyler yani, oradan sonra değişti. İşte ne bileyim yani neydi, yaz yüzüğü müydü Kemal'in kitabında? Evet, yaz yüzüğü. Yaz yüzükleri. Seyitan'ın kitap adları, yani çok çarpıcı ve çok bir şey öneren şeyler bunlar. Peki işte dili, hani dilin içine doğmak insan fark etmiyor o zenginliği. Dili okulda öğrenmek bir şair için nasıl bir şey? Ya şuraya gelecektim müsaadenle. Beni heveste de etkileyen esas şey şu oldu. Güntan ve Osman Konuk ikilisi oldu. Yani 80 kuşağının bence buraya en diri kalmış iki sesi. Yani Ahmet Güntan ve Osman Konuk. Nesiyle yani? Şöyle işte, o gevezelikle, o şehirlilikle, o mesela Güntan'ın da anlatıcıları Türkçe ile benim kurduğum gibi bir ilişki kurar. Yani Güntan da parçalı hamlarda. Ben mesela ilk parçalı hamları okuduğumda şey demiştim, bu adamın bu dille başka bir ilişkisi var. Yani bu dil her neyse, yani mübadil dili mi, bu dille yani queer dil mi bilmiyorum. Ama o zaman tanımıyordum ve bilmiyordum. Yanılmıyorsam ya ilk kandı herhalde, ilk kitabıyla ilk karşılaşmıştım. Yani 2000'lerin başında, evet, ilk kan yayınlanmıştı. Evet, herhalde oydu yani, ilk kanı okumuştum ilk ve şey demiştim, yani bu adamın benimkine benzer bir ilişkisi var bu adamın dille, tarif edemediğim. Sonra o gevezelik, sonra heves, sonra 160. kilometre fikri. O fikir de şuydu, gene senin az önce tarif ettiğin üzere, o zamanlar hatırlarsan böyle Akif'e dönmek, Turgut Uyar'a dönmek gibi şeyler çok konuşuluyordu dergi dünyasında. İşte Ankara temelli bir Fayrap, Atlılar, Müslüman bir ses vardı. Arslan Benzer'in ve Eren Safi'nin başını çektiği. Evet. Adana'da heves çıkıyordu. Konya'da Üstübalılar Karagöz'ü çıkarıyordu. Karagöz yok, Ücra'yı çıkarıyordu. Ücra'yı çıkarıyorlardı. Karagöz, sonra Ankara'da. Sonra Ankara'da Karagöz çıktı. Bundan hiçbiri İstanbul'da değil farkında olduğum, evet, üzere. Yani biri Adana'da, ikisi Ankara'da. Ve bunların o sıra önerdiği şeyler aslında biraz tam da internetin de böyle kaynadığı, Twitter'a şiir alıntıları yapılmaya başlandığı zamandı ve Turgut Uyar bir daha doğmuştu. Biliyorsun Oğuz Atay ve Turgut Uyar her 15 yılda bir kere doğar. Yani bir kere daha dönülür, bir kere daha fark edilir,
bir şey olur hep. Yani atay uyar denklemine bakarsan niyeyse o ikisinde oluyor. Yani niyesi biliyorum da uzatmıyorum. 2000'lerle birlikte oldu açıkçası. Mesela 90'larda böyle bir Turgut Uyar'ın patladığı bir şey yeni bir ölmüştü yoktu. Tamam, yeni ölmüştü ama mesela 80 kuşağı şairleri söylüyor. Adnan Özerler imza günü düzenliyor. Turgut Uyar'ın yanına 4 kişi geliyor ve onlar kitaplarını imzalıyor. Ya da ölmeden önce yani daha kitlelere seslenen daha genç şairler varken Turgut Uyar kitabını bile onlar basıyorlar. Mecburen geç keşfedil, yani geç keşfedilmeye yazgılı bir dönemde geç keşfedilmeye yazgılı bir şiir yazmış. Bu da başka bir bence şey, ne diyelim, karar. Yani bu bir kararla yapılmış. Zaten Türkiye'mi yazan adamdan Dünyanın En Güzel Arabistanı'nı yazan adama geçiş de bir karar ya. O yüzden ve Uyar çok konuşuluyordu o dönem. İşte Büyük Ev Abluka'da grubu da kurulmuştu onun bir dizesinden, şiirinden vesaire. Biz de 162 kilometrenin ilk böyle konuşulduğu zamanlarda Heves Dergisi kapanmıştı. Herkes merkeze gelmişti artık. İstanbul'a ve Ankara'ya taşınmıştı herkes. Özgür en azından artık İstanbul'da yaşıyordu. Öztek sanırım gelmemişti. Öztek de yurt dışına mı gitmişti, evet. Ne? Ama zaten Öztek'le de işte Natama 160 ayrımı oldu, olacak devamında. Ahmet Güntan bir sohbette şey demişti ya, yani Akif'e dönmek amenna, Uyar'a dönmek amenna, biz niye Nazım'a dönmüyoruz yani? Yani orada dev gibi, devasa bir, ne diyelim yani, gene yani garip bir deha var ve halen de uğraşılan, boğuşulan, halen de çok boğuşulamamış. Yani mesela bazen hatırlıyorum, Nazım aslında Türkçe ilk serbest şiirleri yazmış adam yani. Şimdi bu çok hızlı unutuluyor ya. Vezinsiz. Tabii ki. İlk Ercüment Behzatlıav'la Nazım yani. Şimdi sen sanıyorsun ki hep öyleydi. Yani o kadar büyük bir öneri ki, önerinin devasalığına baksana yani. Sen 400-450 yıllık, 500 yıllık, yani hece de, hadi heceyi de kat bir yerine, toplamdaki ikisini ula, 700 yıllık bir şeye karşı gelen bir şey öneriyorsun. Şey aslında büyük bir şey. Ya inanılmaz bir şey bu. Burada yani bir küçük bir şey de eklemek isterim. Ercüment Behzatlıav, yani aslında Nazım'dan da önce yapıyor. Önce, evet. Ama bazen bazı şeyler birisinin üzerine kalır. İşte şairlik, iddia, sürdürmek, ısrar, bütün bunlar Nazım'ın hanesine yazılan bir artı oluyor. Ercüment Behzat sadece kenarda dipnot oluyor bu alanda. Evet, daha kendi içine kapanan, biraz da küskün bir şiir yazmaya başlıyor çünkü çok kısa bir sürede. Yani 10 yıl içinde çok küsen. İlginç deneysel şeyler de yazıyor. Tabii sonra iyice içine kapanıp neredeyse sadece kendine yazacak kadar. O da çok kıymetli bir bu arada öneri tabii ki. Yani Asaf Alet de o hattan çıkacak sonra. Evet. Yani Ercüment Behzat olmasa Asaf Alet de olmayacak yani. Asaf Alet olmasa da Serkan Işın olmayacak. Evet. O yüzden velhasıl ben sonra işte Nazım'a dönelim şakası. Nick Binnick şiiri, kim bilir ne harikuladedir 160 kilometre giderken öpüşmesi dizesi ve 160. kilometrede olmak önerisi ve vaadi ve iddiası. Kusurlu Bahçe'de, evet, Kusurlu Bahçe'de onun ilk 5 kitabından biriydi. 160'ın ilk 5 kitabından. Biri Mehmet Davut Özdal'ın kitabıydı, biri Erhan Altan'ın kitabıydı. Bir Güntan, bir ben, yok. Yok. Cetvelle çizilmiş dağınıklık diyeceğim değil, o Özgür'ün kitabı. Evet. Ama o yani Erhan'ın eleştiri kitabıydı yani, Erhan Altan'ın. Sonra da devam eden Sokağın Zoru, 2011 Kusurlu Bahçe, Sokağın Zoru 13'ün sonu, Gezi sonrası, sonra da Lokman Kasası. Yazdığın şiirlerden ilk kitabı almadığın, ilk kitabı oluştururken işte o 2000'lerdeki değişimi görüp ona göre tasnif ettiğin şeyler var mıydı? Oldu tabii. Evet. Hatta bu baskıda da oldu. Onu soracağım, evet, bu baskıda çıkarmışsın. Evet. Benim çok dikkatimi çekiyordu. Melih Cevdet çok yaparmış bunu ve kitaplarına bakarsanız yani ilk baskısıyla o en son o toplu baskılarda şiirini değiştiriyor. Mehmet de burada, madem bu kitabın üzerinden gidiyoruz, evet. Son kısmı. Kusurlu Bahçe'nin, evet, arka bölümünde bir de not yazmışsın. Tarif, evet, ettim. Yani birkaç şiiri çıkardım, birkaç şiiri restore ettim. Bir şiirin bütün dizelerini atıp tek dizeye indirdim ve sıralamada çok küçük değişiklikler yaptım.
Yani bu yaptığımı, bu kitabı sanki zihnimde yeniden yarattım diyorsun. Niye böyle bir şeye gerek duydun ve bunu yapacak mısın? Diğerleri için yapmadın, sadece iki tane evet, var. Evet, yani orada bir daha yapmayacağımı da söylüyorum evet. Sulubaşı'da ama ötekilere söz vermedim. Lokman'a yapamam, yani Lokman tek uzun bir şiir, Lokman kasidesi ama Sokağın Zor'un yeni baskısına kimi öyle hainlikler düşünüyorum. Ya ben çok seviyorum abi toplamda oyun oynamayı. Ben bilgisayar oyunu da oynamayı çok seviyorum. O yüzden yani ben hep bizimkilerin içinde biraz böyle küçük şımarıklıklar yapmanın hakkını böyle almış gibi davrandım. Artık ben de ihtiyarladım ama yani mesela burada gerçekten çok kötü şeyler yazmışım yani. Bazıları utanç verici. Yani şimdi zaten orada 3 tane baskı var. Bulunabilir yani. O yüzden buraya tekrar bir de yayın evi değiştiriyordum. Yani Everest'e geçiyordu kitaplar. Yeni kapaklar yapılacaktı falan. Böyle kendime bir heyecan duyacak numara yaptım. Biraz kendim için. Ben anlatısı dedin ya. Evet. Biraz önce kendimi oyalayıp sonra dünyayla ilgilenebiliyorum ben. Bütün bu kitaplarda baştan sona dikkatimi çeken bir tabii bir gevezelik söz konusu. Sen kendini kaynak açısından kime yakın hissediyorsun? Hani o hat çizdiğimiz Ahmet Arif'ten, yani kendi doğduğun, içine doğduğun kültürel iklim, şiir dili, sonradan Türkçe ile tanışma, bütün bunları da düşünerek kendi kaynağın, mesela türkülerle ilgili Açık Radyo'da program yapıyordun. Biz gelemedik ama sen gelmiş oldun. Gelemeden programı evet, bitti ama. Doğru program evet. Bitti, konuşmuştuk. Yani türkülerle ilgin söz konusu bütün kitapların içerisinde var. Çok seviyorsun. Bütün bunları düşündüğünde kendi kaynakların yazılı ve sözlü kaynak açısından ve şair olarak arkanda neyi görüyorsun? Yani Refik Halit Kara'yı çok seviyorum. Seviyorum değil, Refik Halit Kara'ya yüce bir dağa bakar gibi bakıyorum. Yani Karay Türkçesi benim hayatta en heyecan duyduğum, yani o Stendhal sendromu dedikleri bir sanat eseri karşısında duyulan büyük esrime, büyük tutkuyu, büyük heyecanı hep Karay'da yaşadım. Yani dünyada her şey çok kötü giderse, Refik Halit Karay kitabı varsa köşede ben yaşamaya devam edebilirim yani. O meşhur öyküsünün ismi neydi? Ailesini kaybetmesi, çocuğun bir gemiye binip... Memleket hikayelerinin içinde mi? Ben evet. Non-fiction'ları çok seviyorum yani. Kurgu dışı metinlerine de, yani Tuncay Birkan'ın İnkılap'ta evet, yaptığı evet. O müthiş dizi, yani bir şeyin, herhangi bir eşyanın, herhangi bir duygunun, herhangi bir durumun Karayca anlatılması gibi bir gerçek var ve ben o Karayca anlatmayı çok seviyorum. Okumayı çok seviyorum, anlatmayı demeyeyim, beceremedim onu ben. Ben köşede yazdım çünkü yıllarca. Bir günde, Evrensel'de, Gazete Duvar'da, yani telif vermeyen her yerde, solculuk yapılması ihtimali olan her yerde yazı yazdım ben. Gerçi duvara haksızlık etmeyeyim, telif verdiler. Orada da mesela hep böyle bir kendimce bir karaycılık oynamaya çalıştım. Yani böyle bir şeyi kurgu dışı anlatırken de ya lezzetli bir şey anlatıyor bu. Bu güzel bir dille anlatıyor yapmaya çalıştım. Ne kadar muvaffak oldum bilmiyorum. Ama beni çok çok temelde dille olan, bütün edebiyatla olan, kelimeler olan ilişkimi çok çok net tarif eden insanlardan biri Karay'dır. Şaşıracaksın, evet. Oktay Rıfat'a da en az o kadar düşkünüm. Çok iyiymiş. Çünkü Oktay Rıfat daha bir yani garip dönemini geçtikten sonra daha pastoral bir şiir yazan, doğayla böyle insanın yalın ilişkisini anlatan, bir taraftan da eski Yunan ve mitolojiyle evet. ilişkilendirilen şiirleri var. Yani ben iki insanın fotoğrafını astım evime, şair. Biri Oktay Rıfat'tır. Çok yakışıklı, normal. Yok be, yakışıklı. Şaka ederim, evet hocam. Eşi de var fotoğrafta. Biri de aman tövbe, biri Oktay Rıfat, biri de Metin Eloğlu'dur. Eloğlu da beni çok etkiledi. Ama bunların bir tanesinde bu iz yok mesela. Yok. Burada İsmet Özel var, burada Hilmi Yavuz var, burada Ahmet Arif, burada belki Metin'i gör, burada Ahmet Güntan var, hesaplaştığın ya da... Onlar hesaplaştıklarım. Evet. Sen heyecan... Ama burada gör yani, görüyorum yani burada tabii, hepsini. Tabii. Yani en büyük hesaplaşma hep İsmet Özel'le. Yani evet. Hata yapmak fırsatı bölümü de dahil olmak üzere. Bazı isimler, bazı göndermeler, tersten ifadeler bir görüyor. Evet, İsmet'in bir ifadesi ya da İsmet Özel'in bir şiirinin başka türlü bir biçimde ifadesi söz konusu. O ben diye bahsettiğin şeydeki bence bizim kuşağında çok çok devraldığı, mecbur sonra mecburen devralmak zorunda kaldığı
Ya işte şimdi dil biz bazen fark etmiyoruz ama mesela iPhone'larda bir yeni numara eklediğinde yeni kişi yarat diyor, tamam mı? Şimdi yeni kişi yarat mı? Tövbe estağfurullah, ne demek ki bu yani? Hani mesela bu dil, bu bile bak, yeni kişi yarat. Sen bir tane fanisin, telefonunda bir şey çıkıyor, orada yeni kişi yarat yazıyor. Twitter'a bir giriyorsun, işte bugün sana ne söyleyeyim? Neydi? Eskiden öyle bir laf gelirdi. Şimdi Twitter kullanmıyorum. Ne yazıyor bilmiyorum ama yani her şey seni o kadar biricikleştiriyor ki yani. Ama şimdi mesela onun şu anda tam zıttına gidiyorsun. Twitter sana senin takip ettiklerini göstermiyor. Asla yani. Hmm. Kendi bir kafasına göre bir algoritma yaptı, onu gösteriyor. Herkes yapay zeka ile bir şeyler konuşmaya başladı. Yapay zekanın yalan söylemeye başladığını görüyoruz. Yapay zeka yalan söylüyor artık. Yani çünkü insanlaştıkça yalan söylemeyi de öğrenecek. Ve öğrendi, şu anda öğreniyor. Yani o kadar biricikliğe, bu sadece bu arada şeyde değil, edebiyatta değil, resimde daha çok, plastikte iyice. Yani şimdi ben biraz plastiği de merak ediyorum son 5-10 yıldır. Gidelim şimdi bir sergiye, herhangi bir sergiye. Dersin ki bunu yapanlar nerede yaşıyorlar? Yani bunu yapanlar sadece dünya şey değil, sınıfsal bir şey söylemiyorum. Bunu yapanlar Homo sapiens de olmayabilirler. O kadar başka bir, ne diyelim, hafızanın iyice içi, daha da içi, bilinç dışının da bilmem neyini kurcalamak. Bu arada bu demek ki böyle bir çağ ve biz bunu kurcalaya kurcalaya herhalde kolektif bir şeye gideceğiz. Çünkü ben nihayetinde kolektif bir şeye gitmemiz gerektiğinden eminim. Yeğenimiz mi oldu? Her anlatalım. Böyle bir çağ herhalde ama yani şiirdeki temel boğuştuğum, temel kimin boğazını çok sıktım, kimin yüzünü çok morarttım, kimin kime çok kızıp kapıyı çarptığımı sorarsan İsmet Özel. Evet, bir Turgut Uyar da. Uyar daha, evet. Uyar daha şey, daha munis bir ilişki, daha şey gibi yani, uzağa gitmiş ara sıra güzel mektuplar yollayan baba gibi yani. Ama İsmet şey, salonda oturan İsmet Özel böyle şey baba. Hani bugün gene beni bir yerde büktü. Gene ona işte uyumadan önce şey tekrar ederiz ya. Ya bunu tam orada bunu söylemeliydim. Hani diyalogları tekrar tekrar zihnimizden geçiririz. İsmet Özel olan biraz öyle yani. Hani ulan ona söylemeliydim. Gidim. Ve bir de her şiirde birazdan da bunu cevapladıktan sonra bir şiir okumanı isteyeyim. Kusurlu Bahçe'den, Sokağın Zoru ve sonra Lokman Kasidesi'nden söyleşinin arasında alalım. Sana zahmet. Estağfurullah. Böyle bir gerçeklik araya giriyor şiirin içerisinde. Gerçeklikle ilgili bir şey araya giriyor ve işte buna somutlama da diyebileceğimiz bir şey. Senin gerçeklikle ilişkin, tabii ki gerçekliğin ta kendisinden geliyorsun yani, sokağın içinden geliyorsun. Evet, evet. Sormak istiyorum bunu. Gerçekliğin senin şiirindeki karşılığı, sendeki karşılığı, gerçeklik ne ifade ediyor? Onu evvela kendime hatırlatmak için yapıyorum aslında. Yani benim gerçekten az önce de şakayla söylediğim, hani önce kendimi oyalayıp sonra dünyayla eğlendirip sonra dünyayla oyalanabiliyorum ben. Geçenlerde bir arkadaş şey dedi, birinin senin şiirinin içine hakkıyla girmesi için ölmüş olması gerekiyor. Yani mesela 3 kitap sonra baktım, ilk kitabı gerçekten öldürülmüş bir arkadaşıma ve öldürülmüş hocama, bizim ikimizin hocasına ithaf ediyorum. İkinci kitapta gene öldürülmüş olan hocama ve çok şükür o zaman da yaşayan, halen de yaşayan anneme ithaf ediyorum. Üçüncü kitabı zaten bizzat bir yaz kitabı olarak yazıyorum. Yani ve şiirin içine sızan, hakiki anlamda sızan, ismiyle çağrılan herkes aslında genellikle de normal yollardan ölmeyen. Yani ya öldürülmüş, ya kaybedilmiş, ya kaybedildikten sonra öldürüldüğü haberi gelmiş kimi insanlar gibi. Yani o yüzden ben o gerçekliği, ya ölümden daha büyük bir şey tanımadığım için ben hayatta, herhalde hiçbirimiz tanımıyoruz. Hepimiz öleceğiz nihayetinde ve bunun bu kadar sürprizli ve sırlı olmaması da bence dünyanın kendisini gerçekten ilginç bir yer haline getiriyor. Benim kurduğum temas bu kadar ve böyle ve kendine ben gerçekliği hatırlatmak için. Evvela kendime hatırlatıp ondan sonra yazmayı biliyorum gerçekten. Başka türlü yazmayı bilmiyorum. Tabii soru soruyu da doğuruyor. Diğer taraftan aklımda da mesela aynı şekilde ilk kitabın içerisinde de bahçeye dönme,
kusurlu bahçenin içerisinde de bahçeye dönüp bahçenin öldüğünü, bahçenin ortadan kalktığını, evet, bir taraftan çocukluğun bittiğini, bir diğer taraftan bahçeden uzaklaştığını, buraya döndüğünü de anlıyorum ben. Beri yandan kitabın bir tanesinin içerisinde Proust'la başlıyor. Proust demek zaten geçmişe dönmek, sürekli anıların içerisinde. Bu anılarla ilişkiyi diyecektim. Biraz bunu gerçeklikle ilişkilendirdim. Evet, kendime hatırlatıp hatırayla da öyle ilişki kurmayı tercih etmek. Yani nasıl diyeyim sana? Şimdi bu yeni, bizim yani hep beraber içinde olduğumuz yeni dünyada gerçekten o biriciklik o kadar çok ensemizden kafamıza vuruldu ki, yani sen bir şimdi işte bu yeni dönem spiritüel işlerinde de öyle, hani içine dön, işte senin en içinde bilmem iyilik var falan, yani bu bir yerde bu kadar iyilikten bahsediliyorsa orada az iyilik vardır ya, şey olarak, ne diyelim, diyalektik olarak. Yani ben diyalektik denen şeyin, yani Marksist diyalektiğin beni çok hızlı ikna ettiği için, o Marksist diyalektik ve içinden geldiğim siyasi gelenek de ta en başta Marksist-Leninist bir gelenek olduğu için, ben çok hızlı meseleye böyle bakmayı ve nostaljinin kendisini düşman görmeyi Tam onu söyleyecektim. Sendeki bu geçmişe dönme, bu ikinci kitabın başında da Proust'tan bir alıntıyla da bunu benim az önce söylediğimi doğrulamış oluyorsun. Böyle bir melankolik bir şekilde geçmişe bakma değil yani. Evet. Orada hatta acılı bir gerçekliği masaya çekme, evet, ve onu yeniden hatırlama. Hatta hatırlayarak onu yeniden üretme. Teşekkür Üretmeye ederim. Gidiyorsun yani, gözlemi bu. Eksik olma. Tam da bunu yapmak istiyorum. Yani o geçmişle de diyalektik bir ilişki kurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani o kalanların ardından lafı üzerine konuşmuştum Lokman'dan sonra. Lokman bir yaz kitabı ama şey yası değil, hani dövünen bir yaz kitabı değil. Yani mahcup ama inançlı, yani mahcup olup inancı çağıran. Yani bir mesela 80 kuşağının bence en doğru tarifi odur. Kalanların da arkasında kalmak, yani ölen ölmüş. Yani 12 Eylül olacak kısa bir süre sonra. Cezaevine giren girmiş, kaçması gereken, yani firar etmesi gereken firar etmiş. Sürülmüşler. Kalmışsın sen burada, tamam mı? Yani herkes gitmiş gerçekten. Akif Kurtuluş'un, evet, güzel, çok güzel kitap adıyla. Bu arada Akif Kurtuluş'un. Yani herkes gitmiş. Bu arada Akif Kurtuluş'un da çok sesi vardır şiirimde. Evet. Onu da çok okudum ilk gençliğimde. Çok da severim. Yalan Şiirler bence çok önemli bir kitaptır. O da mesela Avesta sayesinde bizim küçüklüğümüzde ilgi alanımıza girebilmiştir. Hem Enis Akın, hem Akif Kurtuluş, hem Mahmut Temiz Yürek. Hem Avesta sayesinde, hem de o zamanki gündemin adı her neydiyse gazetenin. Oradaki kültür sanat sayfası Yılmaz Varol'un yaptığı. Hmm. Yani Adalet Ağaoğlu, Ece Ayhan, Akif Kurtuluş, Mahmut Temiz Yürek, Orhan Koçak. Ben bu isimlerin hepsini bizim gazetenin, yani Hareket'in gazetesinin kültür sanat sayfasında okuyup öğrendim. Lise 1 talebesiydim. Ben ilk Orhan Koçak adını duyduğumda mesela. Aslında bütün bunlar da şu demek oluyor. Bugün gazeteler açın, işte Cumhuriyet Gazetesi kültür sayfası ortada yok. Bir Gün Gazetesi kültür sayfası. Mesela buraya gelmeden önce Mustafa Uğurlu'nun vefat ettiğini öğrendim. Ahmet Uğurlu, özür dilerim. Şu yüzden Mustafa Uğurlu dedim. Mustafa Uğurlu'nun fotoğrafını koymuşlar çünkü. Ha, kardeşinin. Yani çünkü bilmiyorlar. Niye? Çünkü onu bilecek donanımda olan insanlar orada değil. Yani üzücü olan o. Ama geçmişte bu işin farkında olan insanlar orada olduğu için çok iyi kültür sayfası yapıyorlardı. Hepimiz de zaten o kitap eki, yani Turan abinin çıkardığı Cumhuriyet kitap eki ne kadar donanımlıydı. O bütün gazetelerin, gündemin, bir günün, Cumhuriyet'in, her birinin kültür, hatta bence zaman kitabın kültür eki bile, tabii, ya da zaman kitap ve zamanın kültür eki bile çok çok iyi bir dönem hazırlıyordu. Can Bahadır Yüce yapıyordu dergiyi. Yani hakikaten bir kültür ortamı vardı, yani oradan da bakan, buradan da bakan, ama bir kültür vardı. Şu anda işte kitap eklerini yok ederek, kağıdı çok fiyatını artırarak bu şey çok iktisadi bir şey tabii yani. Bunların hepsi bilinçli bir şey aslında. Yani siz bir şeyin fiyatını artırırsanız artık kitap basılamaz hale geliyor. Kitap basılamadığı için de fikir çoğalamıyor. Kültür endüstrisi ortadan yok olmaya başlıyor. Tiyatro bileti fazla oluyor. Tiyatroya gidemiyoruz ve tiyatro oynayamıyorlar. Oyuncuları devlet tiyatroları istihdam edemiyor. O mezun olanlar yer almıyor. Kültür endüstrisi dönmüyor. Yani biz Shakespeare'i görmüyoruz, Molière'i görmüyoruz. Yeni oyunları, oyuncuları görmüyoruz. Dolayısıyla da gitgide kısırlaşıyoruz. Yani ve ama sığlaşan bir yere doğru gidiyor bir tarafıyla. Çok tutarlı ve bir, o patlamaya da gidecek çok, tabii. Çok tutarlı bir ileri kapitalizm sonucu ya, yani sanatın, mesela kitap çok yakın zamanda
Çok kısa bir sürede koleksiyon nesnesi olacak zaten. Yani nasıl CD, kaset, plak şu anda koleksiyon nesnesi ise, kitabın kendisi de, yani özel baskılar yapılacak, bir manyaklar kitap almaya devam edecekler. Bizi ama her şey şaşırtabilir ama. Yani başka yerlere gittiğimizde, mesela çok küçük bir yer Selanik'e gittiğimizde yakın zamanda gördüm. O kadar, çünkü kağıt ucuz. Kağıt fabrikaları var. Ölmeyecek, ölmeyecek. Ama yani şey gibi, Spotify mesela, ben sana 10 sene önce deseydim ki olmayabilir. Sen her bizi ay yaratabilir hayat. Her ay, yok olabilir tabii canım. Ben bir şey evet. Bir aynı öne sürüyorum. Aynı yani fikirdeyim ama yanıltabilir. 10-15 yıl önce ben sana deseydim ki ben senden her ay bir para alacağım. Sana bir streaming platformu üyeliği satacağım. Ve sen bunların hiçbir sahibi olmayacaksın. Yani görmeyeceksin duvarda DVD, VCD falan. Sen bana dedin ki ya delirdin mi yani, kim para verir? Şu anda Netflix diye bir şeyden bahsediyoruz değil mi yani? Web türevlerinden. Keza Spotify'lar vesaireler. Yani kitap bence kısa bir sürede bu edebiyatın ölmesi de, müzik ölmedi ya, sinema da ölmedi. Ama bu eşya olarak, nesne olarak kitap bence çok hızlı koleksiyon nesnesi olmaya doğru gidiyor. Kağıdın da pahalılığı, kitabın da giderek pahalılaşması, tiyatroya da belirli bir elit zümrenin o parayı verebilecek, oraya otoparkına o arabayı koyup oradan çıkıp iki satır bir şey yiyip içip evine dönebilecek kalabalık artık bunların doğrudan somut tüketicisi olacak. Zaten bu ileri kapitalizmin tam da tarif ettiği, hatta mimarinin de şu anda geldiği, yani her aynılar aynı yere iyi, hani etrafına devasa duvarlar çekerek ve altına 3 katlı otoparklar yaparak insanları sıkıştırdıkları yerler, mahalleler de aynı mantığın devamı ve uzantısı, şey de aynı mantığın devamı ve uzantısı, tiyatroya da az insanın gidebilmesi. Yani yoksa gidemiyorsun abi, 8'de ben hangi tiyatroya gideyim? 6.30'da işten çıkıyorum. Yani kim gidebilsin zaten? İşte ama başka türlü bir şey üretiliyor şu anda ortasınız Türkiye'de. Yani Zorlu yani Center'da yapılan ve işte şu sana bana yapılmıyor. 5-10 oyun, bir asgari ücret olan ve ultra, evet, o sadece evet, star sistemiyle yapılan oyunlar, yani o gerçek anlamda anladığımız tiyatro değil ya da tiyatro anlamını kaybetmeye başlıyor. Ama buna, bütün bunlara rağmen mücadele eden insanlar var. Tıpkı şiirde olduğu gibi. Tekrar buraya çekelim. Eyvallah. Kusurlu Bahçe'den bir şiir okur musun? Sonra ben çok devam kötü edelim. Şiir okuyorum. Estağfurullah. Yani mümkünse okumamayı da tercih ediyorum. Hatta 21 Mart'ta Cenk gene davet etti ve okumak zorunda kaldım. En son Bitmeden de o şiir çok güzeldi. Yanında var mı bilmiyorum. Orada okuduğun yeni şiirlerden. Evet, yeni şiirlerden. Okursan onu da güzel olur. Eyvallah. Kısa bir şiir okuyayım. Kusurlu Bahçe kitabından. Şunu okuyayım. Devlet Gibi şiirin adı. Seni sevdim ve devletten hiç farkım yoktu. Daha yakın olduğumu düşündüğüm doğrunun ağrısıyla talip olduğum ölümün karşısına geçtim. Kimse beni izlemiyordu. Gene de söyledim. Lütfen biri bana kahve yapsın. Beni sevdin ve karşıtlık olsun diye değil, devletten farkın, beni sevdin ve devletten farkın çoktu. Talebeliğin üzerine söyleştik. Ben seni çok övdüm. Sen teşrifat sandın. Oysa ben en çok dürüsttüm. Hani yıldızlar yere değecekti. Beceremediğim şeylerden yüksünmedin, usul tarif ettin. Bak şu kahve poşetini şuradan tutacaksın. Bağcıklarından düğüm yapmak senin suçun değil. Bak bu devlet, onu şurasından yıkacaksın. Tüfek çok eski bir icat. Mertlik mahallesi tenha değil. Adın Sunam olsun, Türk'ün olsun bu da. Ben murad almadım, bunu bilesin. İkinci sayfada devlet yok. Bu şiirim mi? Devlet yok. Devlet 2011'de yayınlandı. 11. Teşekkürler. Kusurlu Bahçe. Ardından 2 yıl sonra Sokağın Zoru. 2,5 yıl. 2,5 evet. Yıl kadar sonra. 2013'tü. Evet, galiba. 13'ün 2013'te, sonu. Evet. Sokağın Zoru yayınlandı. Bir meselenin değiştiğini düşünüyor musun sen? İkisinin arasında, iki kitabın arasında hala akrabalığın sürdüğünü düşünüyor musun? Değişsin istedim ama değişmesi konusunda muvaffak oldum mu emin değilim. İlk başlarda muvaffak olduğumu sanıyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda pek de meselenin değişmediğini, buranın biraz daha gevezeleştiğini Sokağın Zoru'nun. Aslında şimdiki aklım olsa Sokağın Zoru'nu kesinlikle yayınlamayı ertelerdim. Kesinlikle ertelerdim. Çünkü Gezi'nin büyük heyecanı ve ateşiyle bir günde yazmaya başlamıştım. İnsanlar şiirleri sormaya başlamıştı. Çünkü dergilerde yayınlıyordum bir kısmını.
Ben hiç zaman tutarlı bir dergi yayın dergiye şiir yollayan tutarlı bir adam olamadım yani. O konuda mesela bir adet dergim de yoktur. Çok da özenirim öyle insanlara. Hani ömrü boyunca aynı dergiye şiir yollayan insanlara. Benim o konularda kafam çok karışık. Çok hızlı ikna edilebiliyorum zaten. Yani hemen söz veriyorum. Mesela sana da sözüm var. Yazarsam göndereceğim gerçekten. Evet, epeydir var. Evet, yani evet. İmtina da etmiyorum bu arada. Yani çok muhatap olacağım bir yerdeyse, yani kapağında Shimon Peres övülmüyorsa yayınlansın. Ne olacak yani? Ben o konularda mümkünse, hatta keşke parşömen bir şey olsa, etrafta dağıtsak, kuşlama yapsak. Ama şimdi kalsa bana bu kitabı ertelermişim biraz. Ben kendimce bir makas değişikliği farz ediyordum. Onu yapamamışım. Bunun benzeri gibi olmuş yani. Yani çok benzer bir şeyleri not almışım. Gene ben ifadesinin devam ettiği, yine işte türkülerle yer yer araya hatırlatmaların, aklın girdiği, gerçekliğin çekildiği kitabın alınlığından ve ithafından başlayarak geçmişte olan kaybedilmişliğe bir anma, o kaybedilmişliği ya da o gerçekliği yeniden masaya taşıyıp yeniden üretme burada da söz konusu. Yine geveze bir dil, yani bir nevi aslında Kusurlu Bahçe ile Sokağın Zoru sanki birbirini tamamlıyor ve birbirinin devamı diye düşünülebilecek kitaplar. Hiç öyle olmasını istedim ama öyle oldu. Evet, yani o somutluk meselesi devam ediyor diyebiliriz her iki kitap içinde. Genel bir şey sormak ve sonra yavaş yavaş Lokman Kasidesi'ne, yani Sokağın Zoru'ndan da bir şiir aldıktan sonra iki dilde düşünüp bir dilde yazmak. Aslına bakarsan ben 3,5 dilde falan düşünüyorum. Yani evet, sadece iki dilde değil, yani biraz İngilizce de düşünüyorum, biraz Farsça da düşünüyorum. Yani sadece Türkçe ve Kürtçe düşündüğümü sanmıyorum. Hayatımın bir kısmında bir dönem Türkçenin dışındaki diller daha yoğundu hatta gündelik hayatımda. Ama entelektüel olarak insanın hani kendini ifade ettiği, zihnini açtığı, ufkunun olduğu bir dil. Çok Türkçe emin değilim bundan ama yani temelde yazmayı elimin en rahat olduğu, elimin en sıcak olduğu dili soruyorsan Türkçe, evet. Ama ben Dedemin Definesi diye bir kitabım var. Otobiyografik, evet. Anlatı olan. Bir Ermeni definisi arayan bir Kürdün hikayesi, Kürtlerin. Orada oranın sonunda Selim Temo çevirmişti onu Kürtçe'ye ve Ermenice'ye çevrilmişti, 3 dilde yayınlanmıştı. Onun üzerine yaptığımız bir söyleşide nihayet bana şu soru soruldu. Şimdiye kadar hep şöyle sorulur o soru: niye Türkçe yazıyorsun diyor oturan karşıdaki Kürtse. Türkçe de Neden Kürtçe yazmıyorsun diyor. İlk defa şu soru soruldu. Şöyle soruldu. Kipin, yani hayatımızdaki kelimenin önemi yani. Ne zaman Kürtçe yayınlayacaksın? Hah dedim ya, biri de böyle sorsun. Yani biri de ya, bunun cevabı şu da olabilir. Yayınlamayacağım. Yazmıyorum da olabilir ya. Ama nihayet ilk defa biri olumlu yerden, yani niye yazmıyorsun, niye yazmıyorsun değil de ne zaman yazacaksın ya da ne zaman yayınlayacaksın diye sordu ilk defa biri. Gerçekten de ben çok tercüme de yaptım iki dil arasında. Bir tür borç ödeme gibi de tercüme yaptım. Yani 3 tane kitap da çevirdim. Ferdi olarak çok şiir de çevirdim. Ben daha çok o dilin arasında kalmak. Yani sen duyduğun sesler doğduğundan beri Kürtçe ağıtlar, Kürtçe türküler, Kürtçe yaz ezgileri, rüyalar... Bütün bunların arasında okulda öğrendiğim bir Türkçe ve kendini ifade ettiğim bir entelektüel dil olarak Türkçe dersek, bunun işte Türkçe'ye hakim olup Türkçe ifade etme. Bu iki dilin arasında kalarak kendini ifade etme ve şiir yazma durumu için ne söylersin? İşte o aksi aslında senin söylediğinin. Benim hatırladığım Kürtçe çok neşeli bir Kürtçe. Hiç ağıtlı mağıtlı değil yani. Kızıltepe'nin Kürtçesi bir de çok şeydir, açık saçık bir Kürtçedir yani. Adanalılara atfedilen o hani hayattaki her şeye küfür etme var ya. Evet. Kızıltepe Kürtçesi şapkanızı uçurur çıplak yani. Çıplak bir şapkanız uçar gerçekten. Hani ulan ne diyor bunlar birbirlerine diyeceğiniz kadar. Çok aksine çok neşelidir benim hatırladığım Kürtçe. Emin Erbani Kürtçesi de dahildir. Yani elektro bağlamayla düğünde kendini de sigaya çeken, dalga geçen bir Emin Erbani Kürtçesi de var. O anlamda ben zaten niye o şiir değil de bu şiirde diye konuşuyoruz ya. Evet. Ben
kendi yani hatıralarımın da bir kısmını iyidiş edip zaten neşeli hatırlıyorum, önemli bir kısmını. Çünkü onu direnmeye yazdığım için zihnimde, direnmeye saydığım için. O yüzden benim hatıralarımın, Kürtçe hatıralarımın çok önemli bölümünde cıvıl cıvıl neşeli, böyle taşlığa dökülen su buharı kadar neşeli ve ferahlatıcı bir Kürtçedir o yani. Ama evet, elim burada sıcak, elim Türkçe'de sıcak. İkisi arasında da böyle bir, yani tabii ki trajik şeyler anlatabilirim yani. Mesela size bir Kızıltepe, bir Kürt insaydı söyleyeyim hemen, içgörüsü. Telefon şimdi çalsın, annem arıyor olsun. Dışarıda gürültü duyduğu anda Türkçe konuşur. Gürültü yoksa Kürtçe konuşur. Çünkü onda şu bilgi var. Çocuk şu anda belki de müsait bir yerde değil ve benimle Kürtçe konuşmak zorunda kalıp bir dert yaşayabilir. Bilgisi var onda mesela. Mesela bu insight. Bu sadece onun, sadece bizde var bu. Evet. Sadece birinin annesinde var. Yani gürültüyü duyduğu anda Türkçe'ye çevirir. Hiç. Alo ve İstanbul Türkçesiyle yani. Bir şey yazarken mesela hani aklının onu Kürtçe'ye gitti ama sen onu Türkçe ifade edemediğin bir durum. Yani her ne kadar Türkçe düşünsen olmuyor böyle bir şey. Benim zihnimde o kompartımanlar çok belli yani. Şimdi senaryo yazarken de hiç şiir yazan insan değilim, senaryo yazan insan olarak. Yani çok ayrı iki kompartıman bu yani. Ben de onu sorayım hani buraya gelmişken. Şimdi editörlük yaptın, Everest yayınlarında çalıştın, yayıncılık yaptın, senaristlik yapıyorsun şu anda. Bütün bunların sana verdiği ya da senden aldığı şeyler ne? Sana bir şey katıyor mu? Yayıncılığı hiç özlemiyorum. Az önce Görkem'le de konuştuk. Hiç özlemiyorum yani. Şimdi orada da gülüyor. O da benim eski yayıncım ve şimdi o da Alfa'da çalışıyor. Zafer. Gerçekten yani orada da şöyle bir ironi var. Facebook kullandığımız günlerde bir gün bir arkadaş Metin Solmaz. O da duvarda yazdı uzunca yıllar. İletişimcidir. Bir kelime tartışılıyor Metin'in postunun altında. Biri beni etiketleyip şey diyor, ya Sait gelsin de şunun doğrusunu söylesin. Sonra Metin de şey diyor, lan bir Kürt'ten mi bekliyoruz bizim Türkçemizi düzeltmesini? Orada şöyle bir ironi var. Ben ömrümü Türkçeyi düzelterek kazandım. Yani Türkçeyle kazandım. Redaktörlük. Ömrümü çok uzun yıllar. Redaksiyon yaptım. Sonra editörlük yapmaya başladım. Yayıncılığın benden götürdüğü Şimdi anlayabiliyorum. Özlemediğim dediğim kısım o. Kötü metne tahammülümü çok yükseltti yayıncılık ve bazen şey izasını kaçırıyorum. Bu iyi mi kötü mü? Hani ben çünkü çok kötüyü de çok severim. Çok kötü şiiri de çok severim yani. Yayıncılığın yani o dosya, yayınlanmayanlar var ya, yayınlanmayanlar beni çok yordu aslında. Orayı hiç özlemiyorum. Zaten o yani yoran şey. Evet. Senarist, yani 5 tane yayınlıyorsan 100 tane okuyorsun. İşte onlar çok sıkıcıydı ve çok kötüydü gerçekten. Önemli bir bölümü çok kötüydü ama mecburen okuyorsun. Senaristik ve peki o şiire bu, alıp verdiği bir şey düşünüyor musun? Şöyle Asaf Alet'le yaptım şeyi, sezon finalini. Karakterin adı Cüneyt. Kızıl Goncalar diye bir dizinin içindeyim ben. İzleyen vardır belki. Yani orada Asaf Alet'e kendimce bir borç ödedim. Çok severim Cüneyt şiirini. Tabii şiir bilgisini oraya verdi. Peki şiire aldığı bir şey olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Zamansızlık yani. Bayağı fiziki olarak zaman. Alıyor. Verdiği bir şey? Bilmiyorum henüz. Verdiği ne olacak? Ama aldığı şeyin şu olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Gerçekten işgal eden bir zaman olduğu için o. Yani gerçekten eğer senaryo yazıyorsan sadece senaryo yazıyorsun. Çünkü şöyle bir şey de biraz hani bir karakter yaratmak, bir atmosfer oluşturmak, diyalog kurmak, çatışma yaratmak. Bütün bunlara da müsait bir şiirin var yani geveze bir şiir, geniş omurgalı bir şiir. Belki çağırmışımdır. Evet. Belki, yani, yakınlık olduğunu düşünüyorum. O belki yüzden çağırmışımdır, evet. Eksik olma. Ama hani şimdi bilmiş de konuşmayayım. Çok da taze benim için yani 3-4 senelik bir hikaye bu. Şimdilik bence halen öğreniyorum ve çok heyecanla öğrenmeye çalışıyorum halen. Ama yani yayıncılığın benden aldığını şimdi bakıyorum. Belki bunun içinde olduğum için o mahiler ki derya içtedir, deryayı bilmezler olabilir. Yayıncılığın benden aldığının tamam yani şaşırtıcı ölçüde daha büyük olduğunu düşünüyorum bu şu an senaryoya göre. Çok kötü metinler okudum ya. Yani evet yayıncılık. Çok üzücü yani. Hani kalp kıracak kadar çok kötü metin okudum yani. Ve hiç özlemiyorum.
Biraz 2000'leri çeken böyle kışkırtıcı sorular sorayım sana. İlki benim dikkatimi çeken, şimdi mesela isimleri sıralarken de diyoruz ki 2000'ler şiirinin karakteristik özelliklerinden bir tanesi de kadın şairlerin hücum şeklinde yer alıyor olması. Doğru. Kendilerini anlatması, cesur olmaları, biz yani alıştığımız şey sürekli bir erkeğin diliyle kadını anlatma biçimiydi. Ama kadın kendini anlatıyor ve bizim anlayamayacağımız şeyi onlardan duyuyoruz. Kürtler demokratik örgütlenme, eşitlikçi yaklaşım içerisinde eş başkanlıkla yürüyen bir alttan üste doğru giden bir yapılanmanın içinde olmalarına karşın her yerde mutlaka bir kadın masada oturuyor iken Türk şiirine baktığımızda Kürtçe yani Kürt kökenli ya da işte köken demek istemiyorum da Kürt bir şairin Türkçe şiirine işte şu an en gençlerden Cemet Noma'yı biliyorum. Sayı olarak az görürüz ama hikaye anlatma, roman açısından daha fazla sayıda şair var. Şöyle tavsiye etmek. Sen bunu neye yoruyorsun, nasıl anlamlandırırsın bunu? Şöyle tavsiye edebilirim çok hızlı. Türkçe'de çok var. Kürtçenin içinde çok var. Ha, Türkçe yazma bakın. Evet. Yani dolayısıyla bu demek oluyor ki şiir yazan kadınlar var. Ama Kürtçe'de çok var. Yani hatta yanılıyorsam Halil düzelsin beni. Kürtçe'de bizim kuşakta kadın daha çoktur. Şair. Yani Kürtçenin içinde. Yani erkek şair hadi Reynaz Cihan de. Yani mesela şeyi düşünüyorum. Kürtçenin içindeki dünyayı işte Lis yayınları, Avesta, Aram, Nubihar. Bunlar bayağı büyük büyük yayın evleri oldular yıllar içinde. Ve orada çok kadın şair var. Çok kadın hikayeci var. Türkçe'de bilmiyorum ben onu yani istatistiğini yani bilecek kadar tanımıyorum. Estağfurullah yani sonuçta dergilere baktığımızda çıkan yani. Kitaplara baktığımızda Türkçe rastlamamamızı sen neye bağlıyorsun? Çünkü ben bunu Zafer Zorlu'yla da paylaşmıştım. Zafer'e de söyledim yani çok şu şaşırtıcı geliyor yani eşitlikçi bir yerden yaklaşan örgütlenme biçiminin içinde kadınlar var. Daha hakiki şeyler içinde, yapıyorlardır yani. Siyasetin içinde var ama sanatın içinde hikaye de var. Yani romanda var ama şiirde olmamasını... Sen neye bağlarsın? Daha doğru düzgün işler yapıyorlardır bizden. Peki, tamam. Daha hakiki ne ilaç milaç buluyorlardır yani bilmiyorum. Öyle düşünüyorum, şaka yapmıyorum yani. Hani burayla uğraşmıyorlardır. Yoksa uğraşsalar muhtemelen hepimizin pabucun dama atacak kadar kuvvetli bir durum vardır orada. Kürtçe'de var onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi yani. 2000'ler deyince gene oraya çekeyim. Yenilik meselesini hep yeni bir şey ifade etme, yeni bir dille. Sence 2000'ler neye karşı idi ve neye karşı şu anda? Hangi şiire? Sonuçta bütün bu anlattığımız Orhan Veli'den buraya doğru gelen bu işte modernist atılımlar içerisinde gariple başlayan hep bir öncekine karşı bir şey ifade ediyor. 80 kuşağının içinde şimdi ismini hatırlayacağım. 80 kuşağının iyi şairlerinden bir tanesi şöyle bir şey diyor. Biz kendi babalarımızı atlayıp dedelerimizi baba bildik diyor. Doğru. Çünkü 70 kuşağını atlayıp onlar direkt ikinci yeniyle ilişki kuruyorlar. Yani kendilerine bir kaynakça olarak, bir tarih olarak onları görüyorlar. Doğru. Sence 2000'ler neyi kendine tarih olarak, yakınlık olarak görüyor, baba biliyor ve neye karşı? Yani biz bence bloglardan doğduk. Yani blogspot.com'dan doğdu bizim kuşak aslına bakarsan. Bence. Yani oradaki büyük heves, natama, fire up tartışmasıdır. Mesela bloglar kapatılmasaydı, tam o sıra bir internet sansürü oldu, YouTube kapatıldı falan. Blogspot uzantılı şeyler de kapatılmıştı. Ve Yahoo gruplar işte. Orada çok büyük bir kaynayan bir tartışma vardı. Tartışma şuydu, hatırlarsın belki sen de. Biz 80 kuşağının da devraldığı ikinci yenin imgesel diline dönüp saplanıp oradan nasıl saplandık mı saplanıyor muyuz ya da oradan nasıl çıkabiliriz? Oradan nasıl çıkabilirizim bence yani kendi açımdan içinde olduğum taraftan konuşursam 160'ın temel önerisinin billur hali nedir biliyor musun? Yetmez ama hayırdır mesela bence. Ali Özgür Özkarcı'nın evet. Kitabının adı. Yani
Yetmez ama hayır, bence bizim kuşağın hem talepkar ben oluşunu imler, hem de siyasette kurduğu ilişkinin dil tarafından tersinlemesini önerir. O yüzden bence biz AKP'ye karşıyız aslında. Yani uzun bir süredir AKP'nin şimdi ilk zamanların mahcubiyetini de taşıyoruz bu arada. Hepimiz heyecanlandık. Yalan söylemeyin birbirimize. Yani 2002, 2005... Kendi adımıza konuşalım. 2006. Hocam. Hepimiz dediğim ben hepimiz. Sana demiyorum canım. Yani, biz heyecanlanmayanlardık. Evet. Eyvallah, doğrudur. Ama yani içini yoklarsan heyecanlandığı bir an gelir. Bak bunu yabana atma. Bir heyecanlanmışsındır sen de yani. Şimdiden bakıp öyle söylüyorsun. Öyle bir şey oldu. Bak biz bunun mahcubiyetini taşıyoruz. Mesela CEHT girişimi öyleydi. Yani Güntan Arslan benzer girişimi. Haftalık şiir dergisi çıkarma. Mesela bunun bütün şeyinin altına bombayı Gezi koydu. 2013. Gezi'de aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere oldu mesela hemen. Şimdi muhafazakar dünyadan arkadaşları çağırdığında ilk sormak istediğim soru bu yani. Ne oldu onların cephesinde de Gezi ile? Çünkü siyasi bağlama olanlar eyvallah ama örneğin Hakan Aslan benzer. Yani bu 2000'ler tartışmalarının aslında kenarında gibi duruyor olsa da çok merkezinde. Aslında evet, görünmeyen bir merkezinde neolitik Hakan var. Şey, yani çünkü çünkü her şey birbiriyle diyalektik ilişki içerisinde. O epik şiir attılar, Fayrap, oradaki enerji, oradaki söylem, oradaki karşı çıkış, itirazlar. Bütün bunlar aslında bir enerji olarak başka bir yere taşındı. Ama ne olduysa o CEHT'te olan Hakan Aslan benzer Gezi'den sonra bir anda mitralyözleri alıp yani tetiği çekmeye başladı. Hepsi ve herkes, sadece şiirde değil yani sinemada tamam, edebiyatta tamam. Da yani sanat için konuşursak. Bence yani büyük yarılma, yani neye karşıydık? Gerçekten o lirizmin bence o tırnak içinde, aman tırnak içinde demeyeceğim. Çok da derde derman olmayan, çok bir karşılığı da aman aman olmayan, yani böyle ya az yere basan o muhayyel lirizmin yerine lirizmi hadi gene çok ötelemeden ama gerçekçiliği çağırarak ve kentli gerçekçiliği çağırarak. Çünkü köy yani bin yıllık tartışma, merkez taşra tartışması işte yani sonsuz, bir de bunlar hep doğurgan konular ve sonsuza kadar konuşabildiğin evet. için hani içki masasında tam hani olarak karşı bir yerden sonra Allah var mı yok mu konuşulur mu? 70 şiir mi sence? Valla bence 70 şiiri asla değil. Evet. 80 şiirinin algılanışı bence. Yani 80 şiirin kendisi bile değil. Çünkü bizim kuşak dönüp 80 şiiriyle de çok ilgilenmedi. Yani 80 şiirinde burada uzlaşım bağlamında ilgilendik. Yani Güntan da 80 şairi aslına bakarsan. Ama dil olarak evet bir kuşak olarak 80'lerin içerisinde yer alan birisi ama dil olarak başka bir şey önerdi evet, 2000'lerde işte, ve oradan koptu zaten işte, ormanların gümbürtüsünden başka bir yere geldi Ahmet Güntan. Çok şey. Yani Osman Konuk, Güntan, Ahmet Han Yılmaz, efendime söyleyeyim Akif Kurtuluş. Bence onlar da biraz İsmet Özel'le boğuşuyorlardı zaten. Bence. İsmet Özel'le boğuşanlarla da biz boğuşmaya devam ettik aslında. Yani bence bizim temel karşı çıkışımız ayakta kaldığını farz ettiğimiz 80 kuşağı lirizmi aslında bence. Hocam. Mehmet Müfit, şimdi ismini hatırlayınca yazdım. Mehmet Müfit tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki Tekke'de Bahar. Biz, evet Tekke'de Bahar. Biz baba olarak kendimize dedelerini baba bellemiş bir kuşağız. Doğru söylüyorum. Şimdi aslında aynı şey bu 2000'ler üzerine düşününce bu söz kendini çağırdı dün. Aynı şey 2000'ler için de söz konusu. Çünkü 2000'lerden önce 90'lar ve 80'ler var. Ama unutma ve veraset doğrudan tartışmaları. Doğrudan bir ilişki yok. Doğrudan bir ilişki yok. Oysa ki ikinci yeniyle daha doğrudan Nazım'la direkt bir ilişki olduğu söylenebilir. Ne? Hangi açıdan? Yalınlık açısından, gerçeklik açısından, somutluk meselesi açısından Nazım'la ya da politiklik, ifade, dil açısından da Turgut Uyar'la ya da dili bozma açısından biraz Ece Ayhan'la ilişki tabii. içinde olduğu söylenebilir. Ama 80 şiiriyle ya da 90 şiiriyle tıpkı Mehmet Müfit'in ifade ettiği gibi bir ilişkilenme biçiminde. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana. Katılıyorum sana. Ama şunu da eklemek isterim. Dedeyi baba bellemek de mal paylaşımında sorun olur. Bunu da unutmayalım yani. Bence bu da bu işin doğal
hikayesi de bu yani. Siz eğer onu baba bellerseniz siz olmazsınız zaten ortada. Yani şiirin kendisi, sanatın kendi meselesi de budur. Yani aslında vedalaşmaktır. O biraz şey... Terk etmektir yani. Siz onu terk etmeniz. Çünkü içine doğmuş oldunuz. Eğer ki Mehmet Said şu anda kendi içine doğduğu şiiri yazıyor olsaydı, o hattan hani bahsettiğimiz Ahmet Arif'ten, evet, evet, Hilmi Yavuz'dan, evet, evet, akan gelen Metin Kaygalak'la beraber gelen şiiri teslim alıp onu çoğaltan bir şey yapıyorsaydı bugün Mehmet Said'den bahsedemezdik. Çünkü evet belki bugün bahsederdik ama 10 sene sonra, 20 sene sonra sadece Metin'den ve diğerlerinden bahsederdik. Çünkü yoktu teslim aldığı zaman. Ama ona karşı çıkan, başka bir şey söylediğinde, onunla çarpışan, göze alan bir şey olduğunda tabii ki bu. Yani şiirin özü budur. Eyvallah. Vedalaşmak ve terk etmek. Eyvallah. Sokağın zorundan bir şiir okumanı ve sonra bir iki soruyla yavaş yavaş sona gelmeyi öneririm. Eyvallah. Ben de, yani bence bu hayatta hiçbir şey bir saatten uzun olmamalı. Yani bir saat her şeyi anlatmaya yeter. Aslının hakkını alabildiğimizce alıyoruz hocam. Bir saat iyidir bence her şey için ya. Ne okuyayım? Kısa bir şiir seçmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Kısa seç, bir de Lokman Kasidesi'nden. Hani üç kitaptan birer şiir okumuş, dinlemiş olalım. Eyvallah. Bu da çok uzun şiirler ya. Uzun uzun yazdım burada. Yarınlar yokmuşçasına. Taş diye bir şiirim var, onu okuyayım. Ben sandım ki mamoş geldi, mamoşu sen sandın. Ben duydum ki mamoş geldi, duyduğumu sen sandın. Ekolu ses diye bir şey var ya, işte öyle duydum sandım seni. Ben gördüm ki vapur geldi, gözümü kıstığımı gördün sandım. Elimi tuttum, hayrın için sandım. Gözüme baktın, oldum sandım. Meğer ile görmüşüm oysa, meğer ile olmuşum. Türküyü vapurda söylemişim ne, söylememişim ne. Ölüyorum sandım. Pencereden bir taş gelse, gelmiyor pencereden taş. Ben hep aynı şiiri yazmasam, ben hep tekrarlarla aynı şiir. Ben sandım ki pencereden bir taş geldi, ben sandım ki mamoş geldi. Denizlerle sandım ki mamoş geldi, mamoş hiç gelmedi, hiç kimse değil mamoş. Gördüm ki vapur geldi, içimden de geldi safra, kan ve su. Sandım ki insan geldi. Efkarlanamadığımız devrim değildir. Dansı mamoş etsin, gelmeyen o hani. Bu da Aslı'nın danslı kitabına şey olsun, gönderme olsun. Yine buradan bir soru sormak isterim. Az önce okuduğun iki şiirde de mevcut, başlarken de ifade etmiştim. Bu Brecht meselesi 2000'lerde çok akla yaklaşma, o dördüncü duvarı yıkma meselesi. Yani şiirlerin içerisinde sürekli gündelik hayatın içerisinde bir klişe. Mesela hani bileti olan var mı? İşte şarj aleti olan var mı gibi, böyle gündelik hayatta sürekli rastladığımız bir ifade, şiirin normal akışının içerisinde bir anda şarj aleti olan var mı ifadesi çıkıyor. Bunun gibi pek çok şiiri bozan, bilerek yapılan, gündelik hayatın içerisinde yer alan klişe diyebileceğimiz ifadeler yer alıyor. Mehmet'te ise daha çok türkülerle aslında şiir bozuluyor ya da şiirin arasına giriliyor. Senin işte Açık Radyo'da da türkü programı yaptın. Türkülerin şiirine kattığı, senin türkülerin senin hayatındaki karşılığı için ne söylersin? Ya türküleri ben... Çünkü hep yenilikten bahsediyoruz ama türkü dediğimiz şey de sonunda hani geleneğe ait bir şey. Ve bizi geleneğe çeken bir şey. Bu da tehlikeli bir satı. İşte ben de yani kendi yapabiliyor muyum bilmiyorum, bu tartışma götürür ama benim gayretim tam da bu dediğinin pastişini yapmak. Yani okurun ya türkü var burada ve gelenekten bir ses geldi ve acaba öyle mi dediğin anda kan, safra ve su demek mesela. Yeniden üretmeyi evet. istiyorsun tıpkı anılarda olduğu evet, gibi. Evet, yani tam da o yüzden çağırıyorum türküleri ama beri yandan da türkülerin benim üzerimde bir öğretmenlik, bu sadece şey için değil yani verbal olarak kelimeyle sözle değil. Ben melodinin de seyahatini çok önemsiyorum, ezgilerin de seyahat etmesini çok önemsiyorum. Ve başından şakayla söylüyordum onu, yani folklor ve eski edebiyat sağcılara bırakılmayacak kadar yenilikçi ve güzel aslında ama biz bunu bir biçimde eski harflerle temasımız az olduğu için falan eski edebiyat da dahil olmak üzere biraz oraya devretmişiz. Bilhassa Türkolojide, akademide yani. Ben biraz onu da kurcalamak istediğim için
türkülerle kendimce bir sosyolojik Marksizan bir hat kurdum ve öyle ilgileniyorum. Aslında buraya çağırmam da biraz öyle. Öyle diyeyim ve aynı zamanda da çok seviyorum dinlemeyi. Yani açıkçası 2000'ler şiiri içerisinde yer alan şairlere baktığımızda hani geleneği çünkü reddetmek, yok etmek, yok saymak işin belki de ilk kuralı bu. Doğru. Ama sende mesela kitap isimleriyle bile mesela Bahçe'nin çağrışımı aslında bana doğrudan doğruya açıkçası Hilmi Yavuz'u çağıran bir ifade. Bahçe, avlu, onun daha çok kelime kadrosunun olabilir. İçerisinde yer alan bir şey olabilir. Yani belki sevdiğin için. Kusurlu Bahçe. Tabii Sokağın Zoru daha daha sert, daha gerçekçi, daha somut bir şey. Yine Lokman Kasidesi ismi itibariyle de kaside deyip Mersiye yazmak. Mersiye yazarak da yani bir yası yazarak da yine gelenekle bir ilişki kuruyorsun. Onun için ne söylersin yani? Orada da işte oyun duygusunu yitirmek istemediğim için bu o kadar ağır bir duyguydu ki. Çok tehlikeli bir satır. Evet, evet. Yani. Onu da yani yanlış anlaşılmasını da göze almak diyelim ona. Hatta ne diyelim? Cemal Süreya'nın Enver Ercan'ın onunla yaptığı bir söyleşi var. Yanlış hatırlamıyorsam Güneş Gazetesi'nde. Bir şey söylüyor Cemal Süreya. Sonra Enver bunu düzeltme. Artık yanlış anlaşılmak bundan sonra çok güzel diyor. Hiç çok severim o lafı. Ve bu kelime kadrosuyla biraz bozuktur sentaksı. Artık yanlış anlaşılmak bundan sonra çok güzel. Ben de bu kitabı yazarken öyle bir yerden yanlış da anlaşılacaksam onu da göğsüme kabul ederek. Çünkü ben burada iyi bildiğim bir oyunu oynamasaydım bu duyguyla hesaplaşamazdım. Mesela dil değişiyor bu kitapta. Evet. Daha yalın, gevezelik ortadan kalkıyor. Daha sade bir dil var yeni kitapta. Ama son farkındaysan son kısmında gene dayanamayıp O gevezelik orada, ortaya çıkıyor. Evet, hani bir dakika o kadar da değil deyip. İstiyorsan buradan da bir şiir okuyayım. Evet, oradan da oku ve ilginç şekilde mesela kasidenin tarifini yapıyorsun. Sonrasında yine bir tarife geçiyorsun. Böyle geleneksel bir kalıpla yeni bir şeyi yeniden söyleme derdin de var bu kitabın içerisinde. Eyvallah. Eksik olma. Valla çok güzel şeyler söyledin. Yani forma karşı. Sonuçta şey açıkçası hani bir şeyi forma dayatmak. Bu kadar biz yenilikten bahsederken aslında bir şeyi forma çekip formun içinde yenilik yapmak da hakikaten zor bir şey. O yüzden bravo. Gayretim oydu. Biraz kaside lafıyla da açmamın hani o böyle belgesel gibi yapmamın sebebi de oydu. Siyah sayfada o yüzden. Arkasındaki bir arının bir de Aline sırrına eremedim hikayesini de bir komik hikaye olarak anlatabilirim en son. Çok evet çok da güzel olur. Muazzam bir ifade. Burgazada da galiba bir fotoğraf. Kınalıada'da. Anlatırım bunu okuyayım son ya da sorum bilmiyorum neyse. Evet. Dermansız dertten söz açan yok biliniyor. Biliniyor ölümlerin sırası bizde. Sırayı ölüm bozuyor. Lokman hekim olmuyor. Merhemi gözümüzün içine sürüyoruz. Ölümü boynundan biliyoruz Lokman'ın. Bütün çarşılarda derman diye ölüm pazarlanıyor. Ölüm alır ölüm satarız biz şu köşede. Kolanı ölüm vuruyor, kaçan vurulmuyor. Kalanı ölüm sigaya çekiyor. Kaçanlar koşup tık nefesten şikayetleniyor. Dermansız derdi kimse demiyor artık biliyor. Dert varsa derman, ip varsa Lokman yoktur. Bu da son. Şimdi burada dil konuşmuşken dille ilgili bir şey sorayım ve sorularınız varsa almış olalım. 2000'lerle ilgili işte getirilen eleştirilerden bir tanesi dilin artık bir anlam üretmesinden ziyade bu belki de deney odaklı olması düşüncesi itibariyle dilin bir performansa dönüştüğü konusunda bir eleştiri getiriyor. Sen ne dersin? Doğru. Ama zaten dilin eşya olarak bu kadar iyi diş edilmeye, daha doğrusu iyi diş demeyeyim de oyunun kendisine çağrılmasının mecburi sonucu bu. Yani bunun en büyük örneğini zaten biliyoruz Dada'yla. Hani artık çocuk ağlaması, bebek ağlamasını şiirin yani lafla, kelimeyle, sözle söylenen şiirin önüne koymak, bir kavanoza rastgele kelimeler atıp o kelimeleri seçip arka arkaya dizip hakiki şiir budur demek gibi. Tabii ki ifratla tefrit arasında giden gelen yani bütün yenilikler, bütün aşkınlıklar zaten böyle şeyleri
ne diyelim, esnete esnete, devire devire yapılabildiği için bu doğru bir eleştiri ama olmasa da olmayacaktı bence. O anlamda hem eleştiriye katılıyorum hem gayretin kendisinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir çok anaplı gibi konuştum ama. Estağfurullah. Çok, bir de çok karakteristik bir özellik bu bahsettiğimiz ironi meselesi 2000'ler şiiriyle ilgili. Ya bu Orhan Veli'de olandan başka bir şey var burada. Orada belki biraz böyle bir sanki biraz mizah unsuru gibi doğru. varken burada önceki şiirle de metinler arasılık bağlamında bir ironiden bahsedebiliriz 2000'lerde. Yani önceki dönem şiirinde lirik bir ifade, şiir tanımı, şair tanımı aslında çok çıkarmıştım. Orada olmadığı için bu sorunun hakkını da evet, sana sormuş olayım. Yani bu 2000'ler şiirinin ironiyle ilişkisi için ne söylersin? Sence neden bu kadar ironiyle hemhal halinde bu şiir? İşte çağla açıklamak kolay tabii yani Twitter işte mesela Gezi'deki o hani orantısız zeka dedikleri ve sonrasında pek de orantısız olmadığı hatta zeka da olmadığı ortaya çıkan öyle açıklamak kolaycı ve mümkün ama şöyle olduğunu sanıyorum gene meseleye Marksizan diyalektik cephesinden bakarsam yani hayatın bizi götürdüğü yer o kadar sert duvarlı ve katlanılmaz bir yer ki ancak ironiyle, ancak neşe değil ama dikkat et. Yani mesela 80 kuşağı daha neşelidir bizden. Şiirleri daha neşelidir. Yani ya mesela şey sesini takip edersen 80 kuşağında çok daha fazladır yani. Yani o belki şeyle de alakalı yani işte babalarını atlayıp dedelerini sahiplenmeleri yani daha kitabi bir şiire dönmeleri. Doğru. Burada ise hani biz Nazım'a dönüyoruz ya da Turgut Uyar'a dönüyoruz dediğimizde şöyle bir şey ama sokaktan bahsediyoruz sürekli yani gündelik hayat var şiirin içerisinde. Orada gündelik hayattan ziyade bir dili sahip oluyorlar. Bir söylemi, doğru. bir şiir dilini, bir aklı dilini, yani. Evet, evet, bir aklı, bir duygu dilini sahipleniyorlar. Doğru. O da daha kitabi bir şiir dil. Bana yani biraz tembellik kokuyor bunun bir kısmında. Biz yani bizim kuşak bence önceki kuşaklar kadar çalışkan değil. Ortalamasını, darasını düştüğümde. Bu sadece şiir için değil bu arada. Öykücüler de bence geçmişe göre daha tembeller. Bir bu yani gündelik hayatın bizi getirdiği yer. İkincisi de bence artık katlanılamaz olanı ironi maskesiyle katlanılabilir hale getirmeye gayret etmek yani. Öyle olduğunu düşünüyorum. Peki bu 2000'lerde hep konuştuğumuz şeyde şiirin merkezinde sanki deneysel bir şey varmış gibi duruyor. Aslında bir tarafıyla da bu bence rahatsız edici. Yani burada Hayriye Ünal'ı anmak gerekir. Hayriye'nin tabii. söylediği o çok sesli şiir. Doğru. Çoğulcu bir şiir var. Yani bir taraftan kimimiz politik bir şey yazıyoruz. Kimimiz kendi geçmişimizi yeniden getirip yeniden üreterek başka bir şey yapıyoruz. Kimimiz daha ironik bir şey yapıyoruz. Kimimiz daha işte kadın meselesi üzerinden kadın bedenini daha cesur bir şekilde ifade ediyor. Aslında tıpkı ikinci yenide olduğu gibi tek bir ortak yanları var. Aslında hiçbirinin birbirine benzememesi. Doğru. Sadece deneyi çok merkeze almak da hatalı bir, kusurlu bir tarif olmuş olur. Sen homojen bir şiir yazıldığını ya da heterojen bir şiir yazıldığını düşünüyor musun? Yani 2000'ler için nasıl bir şey? Evet, evet. Yani bir tarife şimdi, somut şiir mi? Nereye getirirsin bir şey? Şimdi genel olsun. Eğilimler, hatlar biraz kalınlaştı evet. artık. Yani aslına bakarsan 24 yılından dönüp bakınca. Bence çok belirleyici iki şey var. Öyle olduğunu düşünüyorum. İlki heves dergisi, tecrübesi ve heves çevresi diyebilirim. İkincisi de yeni lirik işte yani onun oraya ironi de yazabiliriz, oraya deneyi de yazabiliriz. Buraya da bütün bunları yazabiliriz ama bana öyle geliyor ki yani kalınlaşan görünür artık hat, kalın hat senin de antolojide aslında teşhis ettiğin üzere yani deney artık azaldı haliyle, deney başka bir yere döndü ya da sinemaya mı döndü o, bir şeye döndü, şiirde azaldı, en azından oyuncaklı kısmı azaldı. Yani sanki evet yani gündelik hayatla boğuşan somutla daha şakalı bir yerden başlayıp daha ne diyelim içli bir yere daha katmanlı bir yere giden bir şiir yazılıyor gibi geliyor bana ama benim de bir kendimce eleştirim var
gördüğüm şey bizden sonrakilerle ilgili. Bazı şiirleri yazanların çok yaşlı sanıyorum, çok genç çıkıyorlar. Biraz iyi şiir yazmanın, hakiki şiir yazmanın şartı sanki eski bir dilmiş gibi bir eğilim görüyorum. Bu köşe yazılarında falan da gördüğüm bir eğilim. Biraz ihtiyar bir dille yazıyorlar gibi geliyor bana. Yani yani terkipli falan bir dil. O dil sanki yaşlı bir dil. Yani sanki o yaşın dili değilmiş gibi geliyor. 2001 doğumlu birinin o terkibinden çok emin olamıyorum. Ama bu ageism, yani yaşçılık yapmak için söylemiyorum. Sanki yani orada acaba doğru mu anlamış? Hani iyi şiir böyle de yazılabilir. Ahmet Kaya'nın bağlama böyle de çalınır diye konseri var ya Ruhi Su'ya karşı. Hani sanki orada biraz küçük bir şey görüyorum yani. O biraz doğru. Yani şimdi bugün biz Hilmi Yavuz'un diliyle bir şiiri sürdürüyorsak ne kadar yeni bir şey olabilir? Evet, Hilmi Yavuz'u okuyacağız, bileceğiz ama ona karşı başka bir şey ortaya koyuyor olmamız gerekir. Son bir soru sorayım. Peki sence muhafazakar kesim, yani bu hareketlenmelerin görünmeyen flu tarafının merkezinde yer alıyor olmalarına karşı, aradan geçen zamanla özellikle Gezi sonrasıyla birlikte bütün ekonomik yakınlıklarına, ilgilerine, kaynaklarına karşın dergi çıkarabilirler, seslerini ifade edebilirler, yayın evleri olabilir, devletin imkanları içerisinde daha büyük şeyler yapabilirler ve yapıyorlarken 2000'ler şiiri içerisinde nerede duruyorlar ve buradan bir şair, bir şiir, bir şey çıktığını düşünüyor musun bu enerjinin? Muhafazakar kesime bir bakış olarak ne görüyorsun? Eyvallah. Orada? Yani ben de biraz ilgimi yitirmiş olabilirim o tarafa doğru. Hani işte Hece dergisidir, efendime söyleyeyim, yayın evi de olan Tumblr'ı kim basıyor? Dergisidir. Dergah kapandı. Sonra kapandı. Evet. Yani ama uzunca yıllar çıktı. Yani bir 3-5 gün önce kapandı yani. Çok eski. Birkaç sene önce. Bir sene, iki sene önce. İki sene oldu. Uzun yıllar sürdü. İşte ve muhtelif dergi. Yani orada görüyorum. Lacivert var, bir şey var. Ya belki ben ilgimi yitirmiş olabilirim. Şu bu, an 100 kadar dergi çıkıyor muhafazakar kesimde. Şu şerhle söylüyorum. Niyeyse sanki o avantaj şiirlerinin dezavantajı oldu gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi şerhim var. Belki ben ilgimi yitirdiğim için bakmıyorumdur ve görmüyorumdur uzun bir süredir. Ama bugün de çalışırken Arslan Benzeri Neoepik şiir kitabını aldım tekrar. Bir tartışmalara baktım, hatırladım. Oradaki o büyük şiiri konuşma arzusu, o bir yani çok cüretle bir şeyler önerme benim hep ilgimi çekmiştir. Hani Karakoç, Özel, Zarifoğlu hattı da çok ilgi çekici, şüphesiz bir hat. Bende de çok emeği olan bir hat. Ama sanki bu bahsettiğin avantajlar onların dezavantajı olmuş gibi geliyor bana. Ama dönüp bakarsam ben gene de oradan kim kaldı sana dersen Eren Safi kaldı ve bence kalacak. Eren Safi şiirini ilginç ve ilham verici buluyorum hala. Yeni bir şey yazmadı o zaman. Yok, uzun yani zaman. Bildiğimiz Eren Safi şiir. Bildiğimiz tek kitabıyla, evet. Bu söyleyebileceğim bunlar yani. Ama dediğim gibi gerçekten sanki pek avantajları yani avantaj olmadı. Sürekli böyle merakla, heyecanla dışarıya, dünyaya bakan bir çocuğun bir şey öğrenme arzusu sanki değil. Bu 2000'lerde biraz Akçe ile ilişki... İnsan yaşadığı yere bence. Evet. İçine girdikçe o daireden çıkamıyor. Mahallenin sözünden sanki çıkamıyor. Mahalleyi karşısına alamıyor. Ve cüretkar olamıyor. Çünkü sonuçta şiirde cüretkar olmayı gerektiren de bir şey. 20 tane o sigortalı işçi çalıştırırsan, 20 tane sigortalı işçi kalkıyor. Her şeyin önüne geçer hocam. Yani özetle orada maalesef bir düş kırıklığı içerisinde olduğumuzu şerh düşerek doğru. Yeni şiirlerden bir şiir okumanı isteyip varsa bir sorunuzu alalım. Zafer, sanırım bir şey sormak istiyorsun. Olmuş. Editörü olarak. Bir kitabım. Yeni kitaptan. Soracaksın mı? Yok, yeni çıkacak kitaptan bir şiir okumanı isteyerek. Tamam. O gün okuduğun şiiri okuyayım hatta. Telefondan da bir şey okumayı hiç sevmiyorum. Sen bulana kadar sorunuz varsa sormak istediğiniz.
Bence bir saat her şey içindir. Yani. Bu sezon için son, önümüzdeki sezon yine 2000'ler şiirini konuşacağız. Yine çeşitli şairler olacak. Aynı zamanda eleştirmenler yer alacak. Hatta plastik sanatlarla 2000'ler çalışmış olanlar da olacak. Çünkü 2000'lerde biraz disiplinler arasılık da söz konusu. Yani önceki söyleşilerde konuştu Hasan Bülent Kahraman, küratörlük yapan, aynı zamanda eleştirmen akademisyen. Artık şiirin o muhalif olma, merkezde yer alma, dönüştürme pozisyonunu sanki çağdaş sanat aldı dedi. Ve bunun üzerine biz de biraz o canlı canlı konuşmak için Süreyya Evren'i çağırdık. Bir sonraki sözümde Barış Acar ve başka isimler olacak. Heyecanla yani 2000'lerde ne olup ne bittiğini kazmaya devam edeceğiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben son bunu okuyayım, sonra teşekkür ederim. Ağır Bir Güneş bu şiirin adı. 1. Herkesin başka başka çağırdığı, kimi iki hece, kimi üç o görkem, milyonlarca kez izlenen o haşmet, yürümüştük oraya karlar üstünde birkaç milyon yıl önce. Sen şimdi bir gölün civarındasın, o gölü görmeden ama çeperinde. Göl mü, dağ mı, cevabı gayet kolay. Bana neden aşırılık denemiyorsun deniyor. A, A, B, A, B, C. İlk bölümler sancılı, kar nerede? Karlara basarak yürüdüğümüz o fotoğraf, kabanlarımız var, dört yanımız beyaz, bereler, atkılar, kazaklar, korkuyoruz soğuktan, bağırmamıştık, öylece dağlara bakmıştık. Bağırmadan öylece o dağa bakmıştık, kaza ve kader, ölümden dahi dönmüştük. Bir binanın en üst katından görünen şehir, neden hep güneşe doğru yürünür? Soğuktan da korkmuştuk. 2. Şimdi ben de çok korkuyorum, korkulu ağrı. Cenaze törenleri, taziye yemekleri, yas evleri, pilav, kavurma, salata, ayran değişmedi. Ağrılı korku, biz kimin hangi fotoğrafıyız? Musluk sesi midir gelen, su sesi mi? Gölün sesiyle musluğun sesi aynı sudan mı? Çiçekçiler halen yan yana şehirlerde ve sonsuz çekiç sesleri. Her konuda fikri olan insana lüzum kalmadı dostum, sen yokken buralarda. Gölün çeperindesin, artık her konuda hissi olanlara bir şey soruluyor. Gerisi mekanik sesler, mekanik ve olmayan ve cızırtılı bir kanun. Törenler, sen hiç sevmezsin. O şehre biz üç kişi yeni bir yıla girmeye gitmiştik. O haşmete baş gözlerimizle bakmaya, onu izlemeye. Şimdi hissimi sorsalar, üşümüyorum ve korkuyorum hala. 3. Artık sadece harflerden ibaret sözcükler. Yeni değil, barış mesela, barış, barışmak, barışık, barışçıl, yabanıl, kifer lügatı 1835, orada kalsa kimi sözcükler, sadece harften ibaret, kime ne değişecekti ki? Şehirdeki sesler bildiğin, anımsadığın gibi, klakson, egzost, matkap, inşaat. Mektuba müsaade etmediğin için buradan konuşuyorum. Herkes görebildiği bütün duvarlara çivi, harflerin anlamından hızla düşen at, gene abartıyorum değil mi? Atmak. Durduğumuz yerden şu gece geleceğe taş atsak, senin taşın kaç zamanda o göle, benimki o dağa. Hangimiz o suya ve o dağa yakın, daha yakınız? Atların sırtından kaç yıllık dilemma. Kavgada ilk yumruğu atan mı kazanırdı? Bardakta kendi kendine soğuyan kahveler, sen buradan götürleli beri zelzeleler, savaşlar değil barışın zıttı ve zelzele, göller hep bir taşın ucunda boğulur. Dostum, yeryüzü orada da bunca soğuk mu? 4. Ağırlı güneş, nazlanan, bulutun ardına saklanan, uzun yürüyüş, bir çerçeveden sonsuza sabitlenmiş. Anlat. Atlar da harflerden bizzat düşerler. Korkmamak. Hazar, Ararat'ta da soluklanır ya. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Ben de Turgut Uyar'ın küçük bir söyleşisindeki bir ifadesiyle bitirmiş olayım bu sezonu. Şiir etkilenme değil, tepki verme alanıdır. Şiir okuyup tepki vereceğimiz alanlarımız bol olsun. Görüşmek üzere, teşekkürler.